Herkese merhabalar. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu başlıyor. Bugün programımızı izlerken bize yorum yazmak isterseniz veya soracağınız sorular varsa bugünün hashtag'i iyilik için sosyal medyada bunu kullanabilirsiniz. İlk önce bu notu iletiyorum. Sonrasında programa geçmeden önce maalesef sıcak bir gelişme oldu. Hatay'da Gaziantep'e gitmek üzere havalanan polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopter Nurdağ ilçesi Kartalköy'ü yakınlarına düştü. Olayda iki polis şehit oldu. İzliyoruz. Gaziantep'te polis helikopteri kırıma uğradı. Pilot emniyet amiri Cemil Gülen'le sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit oldu. Bir teknisyen de yaralandı. Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı M708 kuyruk numaralı helikopterle Nurdağ ilçesi Kartalköy'ü yakınlarında saat 20.49'da temas kesildi. Helikopterle son temas edilen bölgeye arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter Nurdağ'ın Kartalköy'ü kırsalına düştü. İki şehit ve bir yaralı var. Tabii bu noktada onlarca AFAD ekibi şehitleri içeriden çıkarmak ve yaralıyı kurtarmak için uğraşıyor. Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler pilot emniyet amiri Cemil Gülen'le sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu belirledi. Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Helikopterin düşüş nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Kazayla ilgili resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, aziz milletimize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Koca, şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı âli olsun dedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz biz de. Çok üzücü bir haber. Şu anda arkadaşımız İrem Naz olay yerinde, muhabir arkadaşımız bölgede ve ondan son durumu öğreneceğiz. Kazanın nedeni belli oldu mu? Çalışmalar ne aşamada? İrem Naz sendeyiz. Evet Deniz Uğur, şu anda bu noktada aslında çalışmalar devam ediyor. Bir özet geçecek olursak sizlere, gece saatlerinde acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı bir helikopter ne yazık ki Nurdoğan'da Kartalköy kırsalında düştü. Tabii henüz belirlenen bir şey yok. Belli değil neden düştüğü ama son belirlemelere göre ve tahminlere göre de yoğun sis kaynaklı düşebileceği de söylentiler arasında. Tabii bu noktaya düştükten hemen sonrasında irtibat kesildikten daha doğrusu sonrasında bu noktaya birçok AFAD ekibi sevk edildi çevre ilçelerden. Tabii Nurdağ Gaziantep'e bağlı biliyorsunuz ki bir ilçe ama biraz daha dağlık bir bölgede bulunuyor. Bu sebeple buraya ulaşım biraz daha zor. Kamera arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getiriyor. Gördüğünüz gibi bu noktada jandarma trafik olmak üzere, başta olmak üzere özel harekat ve AFAD ekipleri de burada İçişleri Bakanlığı tüm kollarıyla bu noktada çalışmaya devam ediyor. Tabii biz gece saatlerinde de bu noktadaydık aslında.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın haberi duyurduğun andan itibaren hemen yola çıktık ve bu noktaya geldiğimizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Tabii AFAD ekipleri hızlı bir şekilde önce iki şehit pilotumuzu çıkardı, ardından yaralı teknisini düşen helikopterin içinden çıkardı. Tabii Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit düştü bu helikopterde. Dediğimiz gibi henüz kesin bir şey yok, neden düştüğü belli değil, ama en azından tahminlere göre konuşacak olursak, buradaki yetkililerce aldığımız bilgilerden yola çıkacak olursak, yoğun sis kaynaklı düştüğünü söyleyebiliriz. Helikopterin dengesini kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü sakinleri bir helikopterin düştüğünü gördükten sonra ihbarda bulundu ve bölgeye giden köylüler yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta kaza kırımına uğrayan helikopterin enkazıyla karşılaştı. Tabii helikopter çok daha balçık bir alanda şu anda ve hala orada çalışmalar sürdüğü için bizim yakınlaşmamız çok doğru bulunmuyor. Tabii bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde demin de belirttiğim gibi iki pilotumuzun şehit düştüğü haberini aldık. Bir teknisyen de yaralandı. Tabii birçok bakan da buradaki haberlerin ardından sosyal medya hesaplarından şehit polislerimize, pilotlarımıza başsağlığı dileklerini ve yaralı teknisyene de acil şifalar dileklerini iletti diyelim ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Evet, teşekkürler İrem Naz, aktardıkların için sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar diliyorum. Şimdi sırada başka bir haberimiz var size aktaracağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların teslim törenine katıldı. Önce deprem dönemine dair bir video izletti. Verdiğimiz sözleri tutma mücadelesi içindeyiz mesajı verdi. Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri yapma mücadelesi içinde olduklarını söyledi. Mütefekkir Alev Alatlı'nın vasiyetini okuduğu birlik beraberlik içinde bu zorlu yolculuğu yapmalıyız görüşünü dile getirdi. İzliyoruz. Tüm kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur sözünü vermiştik. Toprağa verdiğimiz canlarımızı fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken sizlere verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için de canla başla çalıştık, çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan süratle yeniden inşa ve ihya faaliyetlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların anahtar teslim törenine katıldı. Deprem kayıplarını hayırla yad etti. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz mesajı verdi. Erdoğan deprem dönemine dair bir video izletti. Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Görüldüğü gibi yalan üzerine bina edilen icraat değil, hakikat üzerine bina edilen inşa hareketi. Kardeşlerim, bu daha başlangıç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin oluşturduğu büyük yıkıma dikkat çekti. Kalıcı konutların tamamlandıkça teslim edileceğini söyledi. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Bu hususta vatandaşlarımız müşteri olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak. Karşılıklı anlayışla, sabırla, gayretle, dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek yürek halinde mücadele edersek aşamayacağımız sorun yok görüşünü paylaştı. Gelecek hedeflerini dile getirdi. Son 21 yıldaki atılımlarıyla siyasi, ekonomik, askeri olarak bölgesel ve küresel bir güç haline gelme yolunda önemli mesafe kat etti. Şimdi bunu tekamül ettirerek ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız.
Hedeflerimize doğru azimle yürürken deprem afeti, terör saldırıları, ekonomik tuzaklar başta olmak üzere önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız. Erdoğan, mütefekkir Alev Alattı'nın Türkiye'ye dair vasiyetini de okudu. Aziz ülkemizi ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz. Bir sürgünü çiçeğe dururken diğerinin korumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın. Bütününe bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz. Pergele, cetvele gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır Türkiye'nin. Madem ki son temsilcileriyiz gezegenin, iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin. Tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim eden Erdoğan, birlik, beraberlik mesajı verdi. Bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Unutmayın, la galibe illallah diye çıktığımız bu yolu birlikte yürüyecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hatay ve İskenderun'da hizmet verecek hastanelerin açılışında konuştu. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 126'sı yoğun bakım, 39'u diyaliz, 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. İkinci sağlık kuruluşumuz İskenderun Devlet Hastanemizdir. Bu hastanemiz 31'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 200 yatak kapasitesine sahiptir. Allah'ın izniyle bu meşakkatli dönemin üstesinden de alnımızın akıyla hep birlikte geleceğiz. Evet. Gazetelerin manşetlerine geçiyoruz şimdi. Bakalım ilk sayfada haberler nasıl? Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak manşetini görüyoruz. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirilen canların yüreklerde bıraktığı acının hala taze olduğunu söyledi. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz dedi. İki hastane bir yıl içinde hizmete girdi şeklinde haber devam ediyor. Hatay Devlet Hastanesi'nde 126 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane bulunuyor. Toplam 750 yataklı iki hastanenin açılışında konuşan Erdoğan, Hatay'ın derdine derman olmak her türlü siyasi olayın üzerindedir dedi. Yıl sonuna kadar 200 bin konut bir diğer başlık gördüğüm. Bu ayın ilk 10 günü 45.901, 2 ay içinde de 75.364 konutun kuraları çekilecek. Yıl sonuna kadar 200 bin ev teslim edilecek. Evet, sürmanşet var. Toprak anaya son görev. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı, Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı. Törendeki konuşmasında "Rabbim mekanını cennet eylesin, toprak anamız ebediyete uğurlanıyor" diyen Erdoğan, daha sonra Alatlı'nın tabutuna omuz verdi. Evet, şimdi İstanbullu olarak beni çok ilgilendiren başka bir haber daha görüyorum burada, onu da aktarmak istiyorum. İlk işimiz yeni metro hatları manşeti. Murat Kurum Üsküdar, Ümraniye ve Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu. Arkadaşlar, ben de şifayı kapıyorum galiba maalesef. Kurum yeni hatların inşasına 1 Nisan'da başlayacaklarını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "İlk işimiz Sefaköy, Avcılar, Beylikdüzü, Yenikapı, İncirli, Sefaköy ve İncirli, Söğütlü Çeşme metro hatları" dedi. Evet, heyecanla bekliyorum şahsen. Şimdi Sabah gazetesini görüyorum. Yine
sevgili Alev Alatlı'nın cenazesi var. Ablaların ablasını ebediyete uğurladık sözlerine yer vermiş Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği. Edebiyat ve fikir dünyasının önde gelen isimlerinden Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeyi omuzlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz. O tüm güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi dedi. Resmi görebiliyorsunuz. Verilen sözler tutuldu. 11 ilde 75 bin konut teslime hazır. İşte devletin gücü manşeti. Asrın felaketinin ardından seferber olan devlet bir yılda imkansız denileni başardı. Hatay'da 7275 konutu sahiplerine teslim eden Başkan Erdoğan, asrın dayanışmasıyla tek yürek olduk dedi. Bu sevindirici bir haber. Şimdi uzaydan dönüşte 2 gün rötar başlığını görüyorum. Bu da bizi çok ilgilendiriyor. Uzay istasyonundaki görevini tamamlayan Alper Gezer Avcı ve diğer astronotların dönüşü ertelendi. Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle ekip en erken pazartesi günü yola çıkabilecek. Evet, bunu da aktardıktan sonra Hürriyet'e geçiyorum. Amazon'dan merkeze en büyük manşet bu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, finansı ABD Merkez Bankası'nda, reel sektörü Amazon'da tanıdı. Gerçekten müthiş bir tecrübe. Merkez Bankası'nın son 8 aylık döneminde para politikasının arkasındaki isimdi. Fed'de 10 yıl görev yaptı. Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik ve endüstri mühendisliği okuduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Çalışma hayatına ABD'de atıldı. 2012'de ABD Merkez Bankası'nın New York şubesinde ekonomist olarak göreve başladı. 10 yıl sonra kıdemli ekonomist olarak ABD'li perakende devi Amazon'a geçti. Aynı yılın sonlarında Amazon'da baş ekonomistlik görevini aldı. Paranın arkasındaki isim bir diğer başlık. 28 Temmuz 2023'te Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına getirilen Karahan'ın katıldığı ilk PPK toplantısında politika faizi %17,5'tan %25'e çıkarıldı. Para politikası açısından kritik öneme sahip Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Karahan'a bağlıydı. Son 8 ayda Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik attığı adımların arkasındaki isim Karahan'dı. Evet, burada ailesiyle birlikte çok güzel bir resmini görüyoruz. En genç başkanlardan başlığı var. 1982 doğumlu Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın en genç başkanlarından biri oldu. Hatice Karahan'la evli olan Fatih Karahan, 2 kız çocuğu babası. Bu fotoğrafı Karahan ailesi geçen Haziran'da Türkiye'ye dönerken uçakta çekmişti. İnşallah hayırlı uğurlu olsun milletimiz için. Evet, yine bu yıl 200 bin konut bitecek başlığını da görüyorum aynı şekilde. Burada enteresan bir haber daha görmüştüm yayından önce, hatta işaretledim. Göçmene karşı timsah havuzu. Bakın, bu yurt dışından bir haber. Sınıra hendek önerisi başlığı var. Fotoğrafı görebiliyorsunuz inşallah. Meksika'dan ABD'ye geçen kaçak göçmen sayısı Aralık ayında 300 bini geçip rekor kırınca ABD'de Trump'ın önerisi yeniden tartışılmaya başlandı. Trump'ın Meksika sınırına hendek kazıp timsahla dolduralım önerisine Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert de destek verdi. Evet, Lauren Boebert, Trump seçimi kazanırsa timsahlı hendekler teklifine destek vereceğim dedi. Amerika'dan bazen inanılmaz çok enteresan haberler geliyor, öyle değil mi? Şaka gibi. Milliyet gazetesine geçiyoruz şimdi. Silahlara veda zamanı. Bakın, bu çok çok önemli bir konu. Bu bireysel silahlanma konusu. Kanayan bir yara. Türkiye'de silah talebi her yıl %5 artıyor. 30 milyon ruhsatsız silah var. 2023'te 2500 kişi silahlı saldırıda öldü. Bakın, bir yılda. Ölen kişi sayısı bu. Kanayan bir yara bir diğer başlığı Milliyet'in. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Ergen'in aracına aldığı kişi tarafından vurularak öldürülmesi Türkiye'nin kanayan yaralarından bireysel silahlanmayı tekrar gündeme getirdi. Bireysel silahlanma karşıtı Umut Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi psikiyatri uzmanı Doktor Ayhan Akcan, her yıl hem silahla işlenen olaylarda hem de silah talebinde %5'lik artış yaşandığını söyledi.
Ruhsatsıza rağbet, cezaların caydırıcı olmaması ve sosyal problemler yüzünden bireysel silahlanmanın arttığına dikkat çeken Akcan, Türkiye'de 34-35 milyon silah var. Bunun 4 milyonu ruhsatlı, 30 milyonu ruhsatsız. Ruhsatsıza talep var çünkü evrak almak için uğraşmıyorsun. Harç bedeli yok, kaydı yok. Suç işlendiğinde kendisinde silah olduğu bilinsin, istemiyorlar diye konuştu. Bir de MİT'le alakalı bir haber var. MİT'ten kritik görüşme. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü. İki taraf bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğunu vurguladı. Bence de öyle. Hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Burada Hasan Mert Kaya'nın yazısı var 4. sayfada. Teşkilat-ı mahsusa bakın, Türkiye'nin gizli kahramanları, devletler arasında dostluk değil çıkar ilişkileri bulunuyor. Türkiye'nin günümüzde olduğu gibi geçmişinde de bu ilişkilerin derinliğini devlet için araştıran saklı kahramanları vardı. 1913'te Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa 1. Dünya Savaşı'nda önemli görevler yerine getirdi diyor. Tarihimizle ilgilenen insanlar için bunu özellikle aktarmak istedim. İlginç bir yazı. Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. Güzel bir manşet var. Devletimiz bize saray yapmış. Hayal bile edemezdim diyor. 56 yaşındaki afetzede Fatma Tüfek. Böyle bir evi hayal bile edemezdim. Misafirlerimi artık daha rahat ağırlıyorum ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz demiş. Hatay'da deprem konutları teslim törenine katılmış. Kimsenin hakkı kalmayacak. Her ay 15 bin, yıl sonuna kadar da 200 bin konut teslim edeceğiz demiş. Bu olumlu haber beni mutlu ediyor her okuyuşumda. İstanbul ve Ankara'ya özel metropol projeleri. Bir diğer manşet buradaki. Trafik, kentsel dönüşüm ve turizm ana başlıklar olacak. Murat Kurum'un İstanbul ekibi Ankara için de projeye geliştirecek. Bakın bu çok enteresan. Çilesiz, risksiz ve eşsiz başlığını görüyorum. İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanmayı hedefleyen AK Parti iki şehir için değişim projeleri geliştirdi. Murat Kurum çilesiz İstanbul ile ulaşım ve trafik, risksiz İstanbul ile kentsel dönüşüm, eşsiz İstanbul ile de kültür ve turizm alanında radikal projelerini seçmenin önüne koyacak. Tarihi Yarımada için ayrı bir proje geliştirilecek diyor. 40 kişilik ekip çalışıyor başlığını görüyorum. Beylikdüzü gibi sahil ilçelerinde deniz ulaşımını arttırmayı hedefleyen kurumun 40 kişilik uzman ekibi, aynı zamanda AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok'a da destek verecek. Yavaş'ın CHP'den bağımsız hareket etmesinin küskünlüğe yol açtığını belirten AK Parti kurmayları, Altınok'un şansı Yavaş'tan daha fazla diyor. Ve bunun hemen altında ilginç bir haber daha var. CHP dem pazarlığı 13 ilçede kilitlendi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olmak istemesi üzerine CHP dem pazarlığı kördüğüm haline geldi. Dem Parti'nin cevap vermemesi yüzünden CHP 13 ilçede adaylarını açıklayamadı diyor Türkiye Gazetesi. Ve Yeni Şafak, yine Alev Alatlı'nın cenazesini görüyoruz. Çok değerli bir insandı gerçekten. Nur içinde yatsın. Evet, bir yıl sonra yuvalarına kavuştular haberi var. Yine çok güzel bir fotoğraf. Güvenli dediği Refah'ı da vurdu. İşte ben bu haberler konusunda çok çok hassasım. Bu fotoğraflara bakmaya insanın yüreği el vermiyor aslında. Tam bir insanlık trajedisi oluyor orada. Soykırım sanığı İsrail, Filistinlileri güvenli diye göçe zorladığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a da bomba yağdırdı. Saldırılarda en az 28 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bombardımana maruz kalan Filistinliler ya öleceğiz ya da sınırdaki duvarlara tırmanacağız sözleriyle acziyetlerini dile getirdi. Evet.
Gazetelerdeki haberler böyleydi. Şimdi birazdan çok değerli bir konumuz olacak. Kendisi beyin koçu. Önce gireceğimiz bir VTR var mı arkadaşlar? Evet, şimdi pas atıyoruz size. Ondan sonra konuğumla karşınızda olacağım. Hızlı okuyarak anlamak mümkün mü? Okuduklarımızı aklımızda nasıl tutabiliriz? Hızlı okuma teknikleri neler? Hepsi ve daha fazlasını beyin koçu Mehmet Taşanlıgil şimdi sizler için Deniz Uğur'la 24 hafta sonunda cevaplandırıyor. Evet, sevgili Mehmet Taşanlıgil bizim konuğumuz, beyin koçu kendisi. Ben biraz inceledim sizin paylaşımlarınızı, sosyal medyada da bayağı ilgi görüyorsunuz. Ayrıca kitabınızdan da bahsedeceğim. Hızlı okuma teknikleri üzerine bir uzmanlığınız var. Evet. Bu benim de ilgimi çekiyor. Yani biz çünkü birçok mesleki mecburiyetten birçok metin okuyoruz. Haberler, işte oyunculuk yaptığım zaman da işte senaryolar vesaire. Hızlı okuma aslında bu zamanla yarışılan çağda bizim çok işimize yarayacak bir şey. Öyle değil mi? Kesinlikle. Özellikle... Bana biraz bahseder misiniz? Çok çok ilginç bir konu çünkü. Çok teşekkürler. Aslında bakarsanız 21. yüzyılda bu yapay zekanın çıkması ve yapay zeka ile işlerimizi kolaylaştırmayla beraber daha da bir arttı talep. Ben bunu gözlemleyebiliyorum. Ülkemizde hep üniversite sınavları, lise sınavları olduğu için bir talep vardı. Bu talepteni sınava girene kadar bu işte başarı sağlamaktı. Ama artık birazcık daha ben nasıl bilgiyi daha iyi öğrenirim, nasıl daha hızlı öğrenirim diye insanların bir arayışı var. Buradaki temel prensip de şu aslında. Biz okurken 7 yaşında öğrendiğimiz teknikten sonra asla bunu geliştirecek bir teknik kullanmıyoruz. Ve o tekniği eğer çok okuyan biriysek ya da işimiz gereği çok okuyorsak birazcık daha kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Çok iyi anladım. Çünkü ben ilkokulda gerçekten Sular Seller gibi kitap okuyordum. Roman okumayı çok seviyordum. Böyle çocuk romanları vesaire. Ve okuya okuya insan gerçekten hızlanıyor. Yani ben günde bir kitap çok rahat bitirebiliyordum ve çok ince kitaplarda değildi. Okumak böyle bir egzersiz sağlıyor değil mi? Bizim kesinlikle. Zaten en önemlisi gözümüze. Bu aslına bakarsanız. Evet, ama sizinki ekstra bir şey. Aynen öyle. Ben bunu sporculara benzetiyorum. Şimdi diyelim ki siz bir atlet olmak istiyorsunuz, iyi bir koşucu olmak istiyorsunuz ve maratonlara katılacaksınız. Bu koşmanın bile bir tekniği var aslında. Hani basarken ki ayağınızın ritmi ya da eklemlerinizin hareketiyle alakalı bile bir ritim var. Ama normal bir insan zaten koşabiliyor. Yani düzenli bir koşucu evet kendini geliştirebiliyor ama hala bir sakatlanma riski var. Bir antrenman yapmazsa, bir ısınmazsa. Biz birazcık daha bir atlet gibi tabiri caizse nasıl koşulur? Yani doğru koşma tekniği nasılsa, doğru okuma tekniği nasıl olur bunu öğretiyoruz. Ama bunu öğrendikten sonra insanların beklentisi birazcık daha sayfaları böyle hızlı hızlı bitirmek gibi. Bu değil aslında. Yine yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz ama daha odaklı bir şekilde. Ve okuma hızımızı da 2 kat, 3 kata kadar arttırarak yapmış oluyoruz. 2-3 kat çok çok büyük bir oran. Kesinlikle. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Burada önemli bir konu daha var. Şimdi anlayarak okumak da önemlidir ya. Ben bu hızlı okuma tekniğini biraz araştırdım. Evet. Dün dersime çalıştım. Burada şey var. Yani eğer diyor uzmanlar sizin gibi. Eğer bu teknikle anlamını kavramadan bir şeyleri okursanız o zaman amacından sapmış olur. Yok. Yani bizim asıl hedefimiz odaklanmak ve anlamak olmalı değil mi? Okuduğumuz metnin kesinlikle. Özünü. Şimdi burada asıl yapmaya çalıştığımız şey hem odağımızı arttırmak hem de daha iyi anlayarak okumak. Şimdi biz örnek veriyorum ben şu an sizinle sohbet ederken sohbeti bu şekilde değil de şu şekilde konuşmaya devam etsem sıkılırsınız tabii ki de 1 dakika sonra. Okurken biz farkında değiliz ama ilk 5-10 dakika iyi gidiyor. Ama sonrasında da farkına varmadan okuma hızımız yarısı kadar düşüyor. O arada da her duyduğunuz ya da her okuduğunuz kelime üzerinde bir hayal kurmaya başlıyorsunuz farkında olmadan. Çünkü şimdi bizim bir bilişsel performansımız var bir de fiziksel performansımız var. Mesela spor yaparken ne yapıyoruz? Tenis oynarken ya da futbol ya da basketbol. Hem bilişsel hem fiziksel olarak çalıştırıyoruz vücudumuzu. Evet. Bir diğer taraftan normal bir koşu yaparken ya da duştayken ne yapıyoruz? Sadece fiziksel çalıştırıyoruz. Bilişsel daha rahatız. O yüzden de daha çok fikir bu tarz durumlarda geliyor. Çünkü otomatik pilota bağlamış durumdayız değil mi? Düşünmeden yapıyoruz gündelik hayatımızdaki hareketlerin çoğunu. Kesinlikle. Aha. Şimdi okuma esnasında da bilişsel bir performans sergiliyoruz ama ister istemez fiziksel bir efor olmayınca beyin boşta kaldığı her anda başka bir şey üretmeye çalışıyor. Başka bir hayal kurmaya ve bir şeyleri üretmeye çalışıyor. Günde 70 bin düşünce
üretirken zihnimiz ve bunun üzerine yorum yaparken bu arada boşluklar oluştuğu için okuma anındaki o küçük boşluklar bizim hayallere dalmamıza sebebiyet veriyor. Zaten o yüzden ortalama bir okuyucu 150-200 kelime okurken bir dakikada anlayarak ki yavaş okuduğu için anlamda düşüyor. Bizim bahsettiğimiz şey burada okuma hızınızın maksimumda 700-800 lira çıkması. Yani bir dakikada anlayarak siz 400 kelime, 500-600 kelime okumaya başladığınız zaman o hayal kurma boşluğunu azalttığınız için birazcık daha odaklanmış ve anlama becerinizi de geliştirmiş oluyorsunuz. Eğer diyelim ki ben çok hızlı okuyacağım, 1000 kelime, 1500 kelime okuyacağım, o zaman da okuduğunuzu yorumlama kadar bir boşluk olması lazım. O olmayacağı için de anlam düşüyor. O yüzden... Yani bunun ideali hem hızlı hem de anlayarak okumak için dakikada 700-800. Maksimumda 700-800'e çıkmasını bayağı öneriyoruz fazla biz. Tabii kesinlikle. Yani okuma hızımızın 150-200 olduğunu düşünürsek neredeyse 4 katına kadar arttırmaktan bahsediyoruz. Müthiş. Peki bir şey daha soracağım. Bu mesela yabancı dil öğrenirken de uygulanabilecek bir şey mi? Ya da odaklanma konusu. Mesela bu benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü yaşlı bir annem var. Maşallah çıkır çıkır çalışıyor kafası. Ama mesela demans beni şey yapar. Evet. Tedirgin eder ileriki yaşlarda. Hani olması istemem ya da geciktirmek için ya da azaltmak için etkilerini nasıl egzersizler yapabiliriz? İşte atıyorum sudoku çözmeyi önerirler. Kesinlikle. Vesaire. Hani bu alanda da işimize yarıyor mu? Çok önemli. Şimdi öncelikle yabancı dil öğrenmekle alakalı şu örneği vermek istiyorum. Evet. Ben İngiltere'de bu eğitimi almıştım. Tony Buzan vardı. Sizin zaten paylaşımlarınız hep İngilizce. Evet. Gördüm. Hem İngilizce sayfam var hem Türkçe sayfam var. Şimdi buradaki aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Ben orada eğitim alırken bir fıkra gibi Türk vardı, Alman vardı, Fransız vardı, Arap vardı. Hani her birimiz İngilizce bu eğitimi alıyorduk ama aslında eğer siz bir dile hakimseniz o dilde de yapabiliyorsunuz. Yani Arapça bilen birisi tersten de bunu okuyabiliyor. Rusça bilen birisi Kiril alfabesinde de bunu uygulayabiliyor. Hı hı. Çünkü yazıları görselleştirerek okumak üzerine yaptığımız şey. O yüzden de yabancı dil öğrenirken değil ama bir dile hakimseniz farklı dillerde de bunu uygulayabiliyorsunuz. Hı hı. Bir diğer taraftan da özellikle de bu hafızayla alakalı yaş ilerledikçe ortaya çıkan bu demansa bağlı olarak yine Alzheimer gibi hastalıklarda da bunu geliştirebilecek bir evet antrenmanlar var. Özellikle fiziksel antrenmanlar ve bilişsel antrenmanlar çok önemli. Uzmanlar bu konuda nörologlar daha çok haftada en az 150 dakikalık egzersiz yapmayı tavsiye ediyorlar. Hmm. Bu fiziksel egzersizler. Bununla beraber de hafızamızı çalıştıracak bazı antrenmanlar yaptığımız zaman ya da sudoku dediğiniz gibi, satranç dediğimiz gibi oyunları ya da işte egzersizleri yaptığınız zaman zihninizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Hmm. Ama direkt bunları yaptığınız zaman Alzheimer'a yakalanmazsınız diyemeyiz kesinlikle. Evet. Ama evet katkı sağlayan bir yapısı mevcut. Çünkü burada nöronların zarar görmesiyle, hasar görmesiyle alakalı bir durum olduğu için birçok etken var. Genetik de etken, travmatik durumlar da etken. O yüzden de bir geliştirici etkisi var diyebiliriz bunlar için. Beyin çok mucizevi değil mi? Beyin yani ve durduğu yerde de durmuyor. Yeni nöronlar üretiyor, yeni bağlantılar kuruyor. Yani organik olarak da sürekli gelişiyor ve şekil değiştiriyor. Kesinlikle. O yüzden ben bunu aslında organ demiyorum beyni, kas diyorum. Kas, yani evet. Beynimizde bir kas, evet. Ve bu kası geliştirmek de tamamen bizim elimizde. Evet. Önemli olan kendimizi planlayabiliyor olmak. Bakın günde biz bir saat fiziksel bir egzersiz yapsak, günde 45 dakika yazı yazsak, not alsak ya da içimizdekileri döksek, 30 dakika kitap okusak, 15 dakika meditasyon yapsak ya da ibadet etsek bu da beyin için çok önemli. Çünkü çok. Zihnin ferahlamasını sağlıyor. Bunların hepsi günlük 24 saatinizin %10'una tekabül ediyor. Bahsettiğim şekilde planlarsak. Ve bu %10, 10 günde, 30 günde, 1 yılda sizi bambaşka birisi yapabiliyor. Evet. Performansımızı çok arttırıyor ve aslında çok da zor bir şey değil. Kesinlikle. Önemli olan doğru planlamak. Uykuya günümüzün %30'unu ayırdığımızı düşündüğümüz zaman %10'luk bu dilim çok farklı bir şey yapıyor. Peki biz bunları hani nasıl uygulayabiliriz? Birazcık bu da önemli. Çünkü insanlar okumaya başladığı zaman hani yarım saat okumak diyoruz ama okumaya başlamak bile bir zor oluyor insanlar için. Başladıktan sonra da devam etmek zor oluyor. O yüzden insanların sevdiği kitaplarla başlaması ve merak uyandırabilmesi çok önemlidir. Çok önemli. Evet. Yani önemlisi. Sevdiğiniz bir kitap olunca zaten anlamamanız mümkün değil çünkü merakla, hevesle okuyorsunuz. Yani o bitene kadar zaten ben bazen şey yapardım küçükken dayanamazdım romanların sonuna bakardım.
Spoiler almak gibi. Sonuna bakardım, sonra tekrar başa dönerdim böyle. Sevdiği bir şeyi okuyarak başlaması ya da ilgi duyduğu bir konuda okuyarak başlaması insanın çok avantajlı bir şey. Evet, ve bunu yaparken aslında sadece kapağa bakmakla değil, sayfalar arasında da gezinmek çok önemli. Bazı insanlar ya sayfaların arasında gezinirsem ben spoiler almış olmaz mıyım diyorlar, ama ben birazcık daha buna fragman tekniği diyorum. Yani bir filmi de izlemeden önce o fragmanındaki sahneler bizim dikkatimizi çekip merakımızı arttırıyor ya da orada gördüğünüz bir espri için bile gidebiliyoruz. Tabii, doğru. O zaman ben kitabı okumadan önce sayfalar arasında da en azından böyle bir 5-10 kelime görsem, ya bu kitapta acaba bunlarla ne gibi bir bağlantı var desem, bu bile merağı uyandırıyor. Doğru. Bizim hatırlamamızda da merak ve duygular en önemli şey. Duyguları aktif etmemiz lazım. Yani en zor sorulardan bir tanesi şudur: dün akşam ne yedin sorusu. Hı hı. Bu soruyu hatırlamak insanlar için zordur çünkü rutindir. Hı hı. Ama hatırladığınız noktada ya dışarıda bir yemek yemişsinizdir, ya eşiniz ya da anneniz her gün aynı yemeği yapıyordur gibi farklı farklı durumlar tetikleyici olabiliyor. Siz sorunca ben de düşündüm. Hemen hatırladım çünkü özel bir yemekti. Yani evet. Ben hafta sonları çalışıyorum, bu program başladı diye kızım bana sürpriz bir şey pişirmişti. Çok yetenekli bir aşçıdır kendisi. Küçük yaşı olmasına rağmen, o yüzden hemen hatırladım. Ama doğru, normalde hatırlamazdım. Kesinlikle. Yani aklımda tutmam. Hatta akşam sorsanız öğlen ne yedin diye, onu da hatırlamayabilirim yani. Evet, kesinlikle. Doğru. Çünkü önemseme anı. Mesela dediniz ya, oyuncuyken daha çok hatırlıyorduk yazdıklarımız şeyleri vesaire diye. Hani teknikleri, evet, kullanıyoruz dediniz. Kısa süreli hafızayı kullanıyoruz. Hafıza. Mesela bir sahne çekilecek. O sırada o sahneyi göz gezdirip hemen, belki de görsel hafızanın da etkisi vardır orada. Çünkü fotoğrafını çekiyorsunuz. Zaten konuya da hakim olduğunuz, evet, için şey çok kolay oluyor. O çağrışımdan faydalanmak çok kolay oluyor. Hemen onu alıyorsunuz. Sahnenin çekimi bittikten sonra da unutuyorsunuz. Çünkü zaten meslek hayatımız boyunca binlerce, on binlerce sayfa okuyoruz. Onların hepsini aklımızda tutmaya kalksak herhalde başka yeteneklerimizi kaybederiz diye düşünüyorum. Bir de hani her şeyi akılda tutmak da iyi bir şey değil. Evet. İnsanın beyninin unutabiliyor olması aslında iyi bir özellik baktığımız zaman, günün sonunda yaşadığımız birçok şeyi düşündüğümüzde. Evet. O doğrultuda da bizim burada yapmış olduğumuz çalışmalar hep kısa dönem hafıza. Bunu uzun dönem hafızaya almak için de belirli kodlama tekniklerini kullanarak bunları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan da dediğiniz gibi, ben mesela dün akşam ne yedim sorusunu hatırlarken duygu devreye girdi. Kızınızın bir yemek hazırlamış olma durumu. Çok doğru, evet. İşte bizim bu duygularımız bizi tetikliyor hatırlamada. Mesela insanlar travmatik, komik, absürt şeyleri çok fazla unutmazlar. Çünkü daha güçlü sinyaller üretiyor beyinde, tabiri caizse. Evet. Hani metaforlaştırırsak. Evet. O yüzden ben öğrenmek isteyeceğim bilgide de ya da okuyacağım bilgide de bunu oluşturabiliyor olmam lazım. Yemeğin nasıl rutin bir işlem olmasını duygu yükleyerek, işte kızımla yaptığım ya da oğlumla yaptığım fark etmez, bir etkileşim bende bağlantıyı arttırdıysa, okumadan önce de kitap üzerinde gördüğüm kelimelerle ben bir duygu üretmem lazım. Çünkü kitap yazarın kelimeleri. Ama ben okumadan önce gördüğüm bir kelime, bu kelime bana ne çağrıştırıyor diye sorguladığım zaman o merak duygusunu kendi hayalimle birleştirmiş oluyorum. İşte kendi hayalinizle birleştirerek anahtar kelime oluşturduğumuz, yani öncesinde o fragman dediğim kelimeleri yakalarsanız, okumaya hem merakınız artıyor hem de kendi duygularınızla bağladığınız için hatırlama beceriniz de çok daha iyi artıyor. Hı hı. Ve şu an mesela dünle alakalı ne kadar detay varsa hatırlayabilirsiniz yemeği hatırladıktan sonra. Tabii ki. Öncesinde ne oldu ve tabii gibi. Ki. Okuduğunuz... Zincirleme olarak gidiyor yani. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Okuduğunuzda da işte bu oluyor. Siz şimdi öncesinde o duygusal bağ oluşturursanız okuyacağınız bilgide, öncesinde ne okumuştum, nerede ne vardı gibi bilgileri de çekmeniz çok daha da kolaylaşmış oluyor. Harika. Aslında aynı şeyi yapıyoruz okumayı, ama okumadan önce birazcık daha kör bir testereyle değil de testereyi bileyerek başlamış oluyoruz. Peki, burada kritik bir soru soracağım. Lütfen. Dediğiniz örnek çok güzel. Yani bir duygusal bir bağlantı kurmak, ondan faydalanmak. Tamam, bu bir kapı da açıyor. Fakat mesela diyelim ki bir öğrenci, hı hı, hiç de sevmediği ve ilgi duymadığı bir dersin sınavına hazırlanıyor. Şimdi o sevmediği için o dersi, ama mecbur o sınavdan geçmeye, o zaman merak duymayacaktır doğal olarak okuduğu metinde. Evet. Ve zorlanacaktır. Başka şeyler var mı ona yardımcı olacak? Burada hayal kurma becerisini arttırmaya çalışıyoruz biz. Bizler doğduğumuz zaman ve 4 yaşına gelene kadar %98 hayal kuruyoruz. Bu oran 15 yaşına geldiği zaman %50'lerde, 19 yaşında %25'lerde, 25 yaşına gelen bir insanın artık hayal kurma becerisi %2'ye düşüyor. Ah, yani, ne kötü. Değil mi? Bu neye benziyor dediğimiz zaman,
kalem diyoruz. Yani evet. Bir şeye benzetmiyoruz. Beyin en iyi öğrenenler kimler? Çocuklar. Çünkü her gördüğü şeyi bir şeye benzetmeye başlıyor. Sürekli yaratıcılığı kullanmaya çalışıyor. Hayal gücünü kullanıyor. O yüzden de ben daha iyi öğrenmek istiyorsam önce hayal gücünü nasıl kullanabilirim ve merak etme duygusunu bir öğrenebiliyor olmam lazım. Yani bunu kitlersek biz zaten yolu tıkamış oluyoruz. Gelişemiyoruz. Yani gelişemiyoruz ya da sınırlı gelişiyoruz. Tabii ki de çok fazla tekrar edersek, çok fazla onun üzerine çalışırsak yine bir etki olacaktır. Ama sağ beyin, sol beyin dengesi denir ya hani mesela müzikler, ritimler, duyguların evet. olduğu kısım. İşte ben oraları birazcık daha aktif kullanabilirsem öğrenme becerimde daha iyi hatırlayabiliyorum. O yüzden de eğer merakı arttıramıyorsak birazcık daha böyle akrostiş yapmak ya da ritme dahil etmek okuyacağımız ya da öğreneceğimiz bilgileri bilgiyi arttırabilir. O da ayrı bir yöntem. Evet ama o biraz zaman harcatıyor. İster istemez her bir bilgi için yeni bir akrostiş ya da şarkı yazmak evet. bir anda besteci çıkabilirsiniz. Yıllar önce böyle bir haber okumuştum ben. Çok yıllar oldu. Bir sınavda birinci çıkan bir çocuk işte şeyle öğrendiğini söylemişti. Şarkı bestelediğini, o sözleri o şekilde aklında tuttuğunu. Ben evet. de şaşırmıştım ve bu haber olmuştu o zaman. Demek kendi kendine keşfetmiş böyle bir yöntem. Kesinlikle. Ritimle hatırlama. Evet. Müzikle. Ve bu yıllardır kullanılan bir şey. Yani aslında bizim yapmış olduğumuz çalışmalar eski çağlardan beri kullanılan çalışmalar gelip gördüğümüz zaman. Hep kadim bilgiler işte. Bu kesinlikle. Çağda yeniden keşfettiğimiz kadim bilgiler aslında. Kesinlikle. Yani örnek veriyorum. Öğrenme becerisinde işte yürüyerek dinlemek çok etkili. Hmm. Bu noktada da bunu zamanında Farabi'nin de yaptığı söyleniyor. Yani bunlar çok önemli. Ta zamanında yapılan şeyler bugünümüzde de hala kadim bilgilerin kullanılmasıyla aktif bir hal almış oluyor aslına bakarsanız. İnanılmaz. Çok 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 enteresan bir konu. Peki bir şey soracağım. Bu da benim kişisel merakım. Lütfen. Ve sizinle ilgili bir soru bu. Siz tabii ki herhalde hepimizden çok çok fazla insandan daha hızlı okuyorsunuzdur. Peki hiç keyif almak için okuduğunuz oluyor mu? Hayatınız okuyarak geçiyordur yani. Şimdi ben yıl sonunda da paylaşmaya çalışıyorum. Bu yıl işte 79 tane fiziki kitap okumuşum. Bir 30-40 tane de e-kitap okumuşum. Şimdi burada en önemli olan şey aslında bakarsanız bunu hayatımızın bir parçası haline getirebiliyor olmak. Okuma hızı dediğiniz gibi çok fazla hızlandığınız zaman aynı bilgisayar gibi ısınmaya başlıyor. O yüzden de aralar vermek gerekiyor. Yani ben bir anda oturup 2 saatte hemen kitabı bitirmek yerine evet 2 saatte bir kitap bitirebilirsiniz. Ama bunu zamanla bölmenizi tavsiye ediyorum. 15-20 dakika okuyun. Ve güne yayın diyorum. Bu doğrultuda da şimdi hızlı okuduğum zaman gördüğünüz gibi biraz da hızlı konuşuyorum. Ya da yemeği hızlı yiyorum gibi etkileri de oluyor. Yani bilişsel performansınız hızlanmaya başlıyor. Hızlı ama anlaşılır konuşuyorsunuz. Teşekkür Net ederim. Konuşuyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Hitabet evet. çok önemli bir şey hayatımızda. Çok teşekkür ederim. Bu doğrultuda da dediğiniz gibi hızlı okurken anladığım hızlı okuyorum aslına bakarsanız. Nasıl ki çok antrenman yapan bir dövüş sanatları ustası daha iyi teknikleri daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsa aynı şekilde okuma becerisinde de çok daha fazla okuyan ya da düzenli okuyan bir bireyde de bu gelişiyor. Bu evet. demek değildir ki ben hani bir kitabı aldığım zaman okuduğum zaman hani 2 saatte bitireceğim diye okuyorum. Hı-hı. Anlayarak okuyorum ve notlar alarak da okumaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü ben okuduğum bilgiyi sonuçta hepimiz insanız 79 kitap okudum ama birçoğunun ismini bile hatırlamayız. Hı-hı. Ama biz onların notlarını alırsak nerede ne not almıştık bunlar için de zihin haritasını kullanıyorum keza aynı şekilde. Kodlama becerisini arttırıyor. Sizin bilgiyi geri çağırmanızı ve daha rahat hatırlamanızı sağlıyor. Bilgiyi geri çağırmak yani evet. dosyalanmış çekmecelerden çıkarıp yeniden gündelik hayatımıza katmak o anda lazım olan bilgiye. Kesinlikle. Bunun için az önce siz neyden bahsettiniz? Ben bir haber okumuştum ve bu haberde de öğrenci akrostiş yaparak bilgileri hatırlayabiliyor. Hı-hı. Yani içeride bir yerdeydi, lazım olduğu için şimdi çıkardınız. Birçok şeyi çalışırken, birçok iş kurarken ya da yeni bir fikir üretmeye çalışırken işte bizim ihtiyacımız olan şey o bilgileri çekebiliyor olmak. O yüzden de belirli uygulamaları kullanırsanız ya da belirli notlar alırsanız kitabınıza, defterinize de olabilir. O bilgileri hatırlamanız çok daha kolaylaşıyor ve sizin beyninizi çok daha verimli kullanmanızı sağlıyor. Harika. Biraz bu şeyde yani hız ben hep yani böyle çok şey bir insan olduğum için böyle dingin olmak isteyen, sakin olmak isteyen hep böyle hayatı yavaşlatmak taraflısıyımdır. Ama siz aslında tam tersi yapıyorsunuz. Hani hayata yetişmek, zamana yetişmek. Hani belki bir açıp kapama şalteri var mı? Hani bunu gerektiği zaman devreye sokalım. Ama onun dışında dinginleşmeyi de bilelim gibi.
Çok güzel. Çünkü az önce meditasyon ve ibadetten bahsettiniz ya. Şimdi o da çok önemli. Yani inanç bence zekayı da, öğrenme kabiliyetini de, başarıyı da arttırıyor. En önemli şey insanın hani yaradanla, sonuçta hani herkesin başka bir inanç sistemi olabilir. Evet. İnancı doğrultusundakiyle baş başa kalması zihnin en iyi ferahladığı yerlerden bir tanesi. O an çok keskin ve parlak oluyorsunuz değil mi? Algılarınız kesinlikle çok açık oluyor. Ve bunu fiziki olarak da hissedebiliyorsunuz, yani bir ibadet halindeyken müthiş keskin oluyorsunuz. Hiç böyle bu konulara uzak olan insanların zannettiği gibi böyle işte hayattan kopuk, hayaller aleminde yaşayan, asla öyle değil. Çok uyanık oluyorsunuz aslında. Evet, kesinlikle. Evet. Ve güç aldığınız bir yerde olmuş oluyor bir yerde. Aynen baktığımız öyle zaman. O yüzden şunu söyleyebilirim. Yani mesela ben kendim için bir örnek veriyorum ilk başta. Nedir hayalim? İşte çok başarılı bir girişimci olayım, yaptığım işleri dünya çapına ulaştırayım vesaire. Günün sonunda sadece ama iş kitabı da okumuyorum. Yeri geliyor roman da okuyorum. Yeri geliyor daha felsefi kitapları da okuyorum. Bu doğrultuda da bu demek değildir ki ben bu kitapları da hızlı okuyorum. Zaten her şeyi ihtiyaca göre alıyoruz. Yani artık bizim bir araba motorumuz var burada, düşünün. İşte 1.10'da 6 iken biz bu motor kapasitesini arttırıyoruz, beygir gücünü arttırıyoruz. Yani en lüks ve en hızlı araçlardan birisi gibi yapıyoruz beynimizi. Vites değiştirmek gibi. Gibi. Biz bunu yönetiyoruz artık yani. Kesinlikle. Bu demek değildir ki ben bu güce sahip olduğum zaman çakıl taşlı bir yolda da çok hızlı gidiyorum. Onu o hızla gidiyorum. Ama düz bir yol bulduğum zaman ona göre hızımı arttırabiliyorum. Yani performans kapasitesini arttırmak gibi düşünebilirsiniz evet, bunu. Evet, şartlara uyum sağlamak gibi de düşünebiliriz. Ve ne evet kadar önemli bir şey hayatın içinde bunu yapabilmek. Çünkü her şeyi hızlandırırsanız anın tadına varamazsınız. Hı-hı. O yüzden de yeri geldiğinde anın farkına varmak ve ona göre yol planınızı çıkardıktan sonra o plan üzerinde ilerlemek bu işteki en önemli beceri. Hı-hı. Geçenlerde Elon Musk'ın bir sözünü duydum. Bu arada hani en başarılı iş insanlarından birisi olduğu için hani söylüyorum. Diyor ki ben neden uzay firması kurmaya karar verdin? SpaceX'e nasıl karar verdin? Uzayla alakalı çok kitap okudum diyor mesela. Hı-hı. Hı-hı. Son dönemlerde yine bir konuşmasında diyor ki ben diyor çok kitap okuyorum. Bu kitapların 1/3'ü işlerimle alakalı kitaplarken bunlardan 1/3'ü de daha böyle roman tarzı kitaplar, işte kurgusal kitaplar okuyorum diyor. Hayal gücünü tetikleyen. Evet, kesinlikle. Ve en sevdiği kitap içinde Yüzüklerin Efendisi kitabı olduğunu belirtiyor mesela. Hı-hı. Şimdi bu yüzden buradaki olay sadece şey değil, onu da bitireceğim, bunu da bitireceğim değil aslında. Keyif alarak ne tarz istiyorsak onları okumaya başlamak. Zaten siz bir şeye başladıktan sonra yemek yemek gibi düşünün. Bugün ben pilav yiyorum, pilav yiyorum. Ya pilav çok lezzetliydi de yeter. Bugün de dolma yiyeyim, yarın da başka bir şey yiyeyim gibi sizler okuma alışkanlığı kazanınca kendiniz zaten çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye farklı başlıyorsunuz. Farklı alanlardan beslenmemiz lazım zenginleşmek için, gelişmek için. Kesinlikle. Yani Yüzüklerin Efendisi dediniz ya, ne kadar aslında alt metni olan, derin anlamları olan bir işti o. Evet yani en çok onu sevmesini anlıyorum çünkü altında çok çok anlamlar vardı. Ben de öyle işlerde çok enterese oluyorum, okuyorum. Ben komplo teorisyenlerini de çok okuyorum, böyle değişik şeylerim var. Ama hayal kurmak dediniz ya, evet, gerçekten de öyle Mehmet Bey. Yani hayatta kim varsa tanıdığımız, bildiğimiz, başarılı, toplumda sivrilmiş, zirveye çıkmış, hepsi hayalperest insanlardır. Bir hayal kurmuşlardır ve onun arkasından gitmişlerdir mutlaka. Kesinlikle. Ve yine bir araştırma var. Bakıyorlar en başarılı işte Forbes listesindeki insanlara bakıyorlar. Bu insanların işte %100 yalan olması diye söylemeyeyim de büyük bir çoğunluğu hani üniversiteyi belki bitirmemiş ya da işte istediği dereceyi almamış ama düzenli olarak kitap okuyan insanlar çıkıyor. O kadar önemli ki. Kesinlikle. O kadar önemli ki. Ya şimdi sizin yüzünüzden ben de hızlandım. Siz hızlandırdınız programı. Güzel de oldu aslında. Ve çok merak uyandırıyorsunuz. Söylediğiniz her cümleden sonra bir soru geliyor aklıma. İnşallah zamanımız yetecek. İnşallah. Şimdi bir ara vereceğiz ama önce şu kitabı bir göstereyim diyorum. Nereden başlasak? Vespa ile girişimcilik yollarında. Yani bunu eğer hediye ederseniz ben ilgiyle okuyacağım. Tabii ki. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra diğer konumuzu da alacağız. Programımıza bütün hızıyla devam edeceğiz. Bekliyoruz. Aşk gönlüme senle dolsun, olacakların seninle olsun.
Baba Ocağı, İstanbul Bana Dar, Cennet gibi yaptığı müzik çalışmalarıyla gönüllere taht kuran, işin mutfağından yetişmiş müzisyen Selim Gülgören'le dünden bugüne sanat hayatına dair merak edilenler, birazdan Deniz Uğur'la 24 hafta sonunda. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz aradan sonra. Şimdi stüdyonda hepinizin çok çok sevdiği, gerçekten çok sevilen bir konuğum var, Selim Gülgören. Hem değerli bir sanatçı, hem çok yönlü bir insan, hem de toplumsal duyarlılıklarına gerçekten hayranlık duyduğum genç bir sanatçı arkadaşım. O yüzden onunla çok anlamlı sohbetler yapacağız Mehmet Bey ile de birlikte. Fakat önce bir sıcak gelişme var, son durumu öğrenmek için şeyden İrem Naz arkadaşımızdan bir helikopter kazasıyla alakalı olay yerine bağlanalım. Biliyorsunuz Gaziantep'e gitmek üzere havalanan polis helikopteri kaza kırımı uğramıştı. Helikopter gece yarısı Nurdağ ilçesi Kartalköy yakınlarına düşmüştü. Maalesef iki polis şehit oldu. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. İrem Naz Aksoy arkadaşımız görev başında, son durumu ondan öğreneceğiz. İrem Naz, kazanın nedeni belli oldu mu? Çalışmalar ne aşamada? Sistem bahsetmiştin daha önceki bağlantıda. Seni dinliyoruz. Evet Deniz Uğur, senin de söylediğin gibi bir önceki yayınımda da bahsetmiştim. Gece saatlerinde acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Tabii iki pilot polisimiz ne yazık ki şehit düştü bu noktada. Nurdağ'ın Kartal Köyü kırsalında. Şimdi Talha Gül ekranlarınıza getirecek. Bulunduğumuz noktada birçok ekip var. Tabii çalışmalar da devam ediyor bir yandan. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü önemli, gece saatlerinde Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu haberden sonra bu noktaya birçok ekip geldi, ama öncesinde burada aslında uçağın düştüğünde ilk fark eden Nurdağ köylüleriydi. Bu noktada ihbar üzerine birçok ekip, özellikle AFAD ekipleri çevre illerden bu noktaya sevk edildi. İçişleri Bakanlığı tüm kollarıyla burada şu anda çalışmalarına devam ediyor. Tabii köylülerin fark ettiğini söyledik. Nurdağ köylülerinin fark ettiğini söyledik. Hatay'daki görevini tamamladıktan sonra havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli. Bu helikopter gördüğünüz gibi bu noktada aslında bir düşüş yaşadı. Tabii demin de bahsetmiştim, bir önceki yayınımda da bahsetmiştim sizlere. Henüz net bir bilgi yok, kesinleşmiş bir bilgi yok, ama tabii yoğun sis kaynaklı olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü gece bu noktada hem yağış vardı, hem de oldukça yoğun bir sis vardı. Biz gece saatlerinde de bu noktadaydık ve gerçekten de gözle görülür bir sis, yani çok ciddi boyutta bir sis bulutu etrafı sarmış durumdaydı. Tabii burada çalışmalarda bu sebeple zorlu şartlarda ilerledi. Bu noktaya gelen AFAD ve jandarma ekipleri öncelikle şehit polislerimizi, pilotlarımızı çıkardı helikopterden. Hemen ardından da bir yaralıyı, teknisyen yaralıyı içeriden kurtardılar ve hemen hastaneye sevk edildi buradaki yaralı teknisyen. Tabii Havacılık Daire Başkanlığı'nda görevli pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'le bir teknisyenden oluşan personelin bulunduğu polis helikopterinden bahsediyoruz. Alınan bilgiye göre saat 22.49'da sinyal alınamadı. Yani bağlantısı, iletişimi kesildi helikopterin ve iletişim kesilmesinin ardından Nurdağ ilçesine bağlı Kartal Köyü sakinleri bir helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Ardından bu noktaya onlarca ekip sevk edildi. Demin de bahsettiğim gibi yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor şu an bulunduğumuz noktaya. Ve kaza kırımına uğrayan helikopterin enkazı da hemen ilerimizde, çalışmaların yapıldığı yerde devam ediyor şu anda. Tabii
AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi dedik. Ekiplerin yaptığı kontrolde iki pilotun şehit olduğunu öğrendik gece saatlerinde. Ardından bir yaralı teknisyen de içeriden çıkartıldı ve ilk müdahalesi aslında kurtarıldığı noktada yapıldı. Ve ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tabii kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Şu anda da gördüğünüz gibi güvenlik önlemleri devam ediyor. Bulunduğumuz noktada tabii helikopterin neden düştüğüne dair çalışmalar sürerken bu noktada demin de belirttiğim gibi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Güvenlik önlemleri de alınmaya devam ediyor. Biz de bu noktada haber nöbetimizi sürdüreceğiz ama bir şey daha belirtmek istiyorum. Gece saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımın ardından birçok bakan ve yine siyasi isim sosyal medya hesaplarından şehitlerimizin ailelerine başsağlığı, yakınlarına başsağlığı ve yaralı teknisyen için de acil şifalar dilediğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ve biz şimdilik burada Talha Gül'le haber nöbetimize devam edelim ve gelişmeleri sizlere an be an aktaralım. Teşekkür ediyoruz İrem Naz. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreni sonrası hastaları ziyaret etmiş. Bununla ilgili görüntülerimizi getireceğiz şimdi. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Sonrasında da hizmete başlayan hastaneleri ziyaret etti. Sağlık çalışanlarından hastane ile ilgili bilgiler aldı. Başkan Erdoğan hastalarla da tek tek sohbet etti. Sağlık durumlarını sordu. Hasta ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eşlik etti. Hastamızın tansiyonları toparlandı. Nasılsınız? Amin. Cümlemiz. Sağlık personeli. Ha düştü. Düştü ama sadece kesmedi. Görevin başındayım. Şu an adım 7-24. Aynısın gibi. Yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse. Çalışamaz efendim. İşlerini kesiyor. Evet, acil şifalar diliyoruz. Aynı şekilde kazadaki teknisyen arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Yani Selim, seninle konuşacak çok şey var. Sen diyebilir miyim? Estağfurullah, tabii ki. O kadar tabii kardeş ki, gibi hissediyorum ki. Çünkü tabii, aynı şekilde. Bu 7 Ekim'den beri müthiş bir duyarlılık gösterdiğini fark ettim. Ve dediğin gibi programdan önce konuşurken az kişiyiz. Hani evet, belki de bu kadar empati kuran, hemhal olan, bu kadar içinde yaşayan az kişiden birisin sen de. Ve çok değerli açıklamalar yaptın, çok değerli katkıların olduğu sosyal medyada. Hiç durmadın, hep çabaladın. Ve bunu gündemde tutmak, bu Gazze'deki korkunç katliamı, soykırımı gündemde tutmak çok anlamlıydı benim için. İşte boykot çağrısı yapmak. Çünkü insan ne yaparsa yapsın yapabileceği çok az şey olduğunu hissediyor. Yani daha doğrusu yaptıkları yeterli gelmiyor insana. Kesinlikle. Yani ne yapabildim ki diyorsun. Ama aslında bir mana ifade ediyor gerçekten. Karşımda öyle da seni çok anlamlı sembollerle evet, bugün görüyorum. Bugün özellikle bunda. Şimdi dün de bir şehidimiz vardı. Evet. Bugün de var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar da bizi inanılmaz derecede üzüyor. Filistin olayında hani biraz önce demiştiniz ya hani bir şeyler yaptın, uğraştın. En fazla 5 kişiyiz. Aslında ne kadar acı bir durum. Şu an bunu benim tek başıma değil, herkesin yapıyor olması lazım. Yani bütün sanatçı arkadaşlarımın yapıyor olması lazım. Çünkü bu bazen işte ben bunu sosyal medyada video olarak da paylaştım. İşte aa bak Filistin'i destekliyor, işte alkışlıyoruz falan. Hakikaten çok acı bir durum. Geçen gün yine söyledim. Karşıdan karşıya bir yaşlı teyze geçiyor. Bir tane kardeşimiz de koluna girip yardımcı oluyor. Ondan sonra sosyal medyada paylaşıyorlar. Herkes alkışlıyor. Yahu zaten o yaşlı teyze herkesin yardım etmesi gerekmiyor mu? Olması gereken. Burada bir sürü çoluk çocuk katledilirken herkesin destek olması, onların yanında durması gerekmiyor mu? Bence gerekiyor. Şimdi zaten 4-5 kişinin, yani bizlerin buna destek olması sadece anormal bir durum. Herkesin destek olması gerekiyor.
Yani bu katliamın karşısında durmaları gerekiyor ama onu da geçtim. Katliamın yanında olanlar var. Destekleyenler var. Yani profillerine bakıyorum özellikle. Yani katillerin yazılarını yazanlar mı dersin, bayraklarını mı koyanlar dersin. Çok daha acı bir durum yani. Ben 7 Ekim'den beri evet çok destekliyorum falan ama ben hiç tahmin etmiyordum. Yani bizim 5 kişi kalacağımızı, belki atıyorum 10 kişi kalacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Evet, ben de şaşırmıştım. Yani çok daha büyük bir infial. O akşam herkesin ayağa kalkacağını, işte atıyorum bütün dünya insan haklarının işte hemen mücadeleye gireceğini, bizim ülkemizde de hani sonuçta Müslüman kardeşlerimiz, yani sonuçta biz de ülkede Müslümanız. Bir de çoluk çocuk bebeklerin o kadar katledilmesini gördükten sonra herkesin ayağa kalkacağını düşündüm. Birkaç tane, şimdi ismini vermek istemiyorum burada çünkü beni seven, destekleyen insanlar var eminim. Onlar da saydıracaktır bu sefer. Birkaç sanatçı arkadaşımı aradım, dedim ki görüyorsunuz değil mi dedim. Beni ilgilendirmiyor dedi. Nasıl dedim ya? Beni ilgilendirmiyor dedi yani. Abi dedim, Rusya-Ukrayna savaşında biz de destekledik hikayelerden, savaşa hayır dedik falan. Siz de desteklediniz. Nasıl ilgilendirmiyor? Araplar benim sorunum değil dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şimdi, enteresan değil mi ama yani? Kesinlikle çok enteresan. Ben de buna çok isyan ettim. Kendi içimde hazmedemedim böyle olmasını, yani duyarsızlığı vesaire ama. Şöyle düşünmek, kabullenmek zorundayız ya bazı şeyleri, hoşumuza gitmese bile. Şöyle düşünmek biraz beni sakinleştirdi. Sonuçta öbür tarafta herkes kendi bacağından asılacak. Kesinlikle. Tamam mı? Yani ve hani biz bu dünyaya, eğer bu benim kişisel düşüncem ve inancım, ruhumuz olgunlaşsın diye buradaysak, bir sınavın içindeysek, yani buradan ham gen pişip yanıp ondan sonra gideceksek, amaç buysa, varoluş amacımız, o zaman çok insan sınıfta kalacak demek oluyor bu. Çünkü yani bir başkasının acısı seni de yüreğini sızlatmıyorsa, bunun bu kadar büyük bir katliam olması da gerekmiyor. Bu çok uç bir örnek yani. Hani komşunun başına bir şey gelmesi, bir canlının zarar görmesi, her şey olabilir. Çünkü yaratılanı seviyoruz ya, yaratandan ötürü. Hani onu hissetmiyorsan o zaman çok riske girmiş oluyorsun benim gözümde. Çünkü nasıl anlatsam şimdi, eğer sen onun acısını hissedip o yanmayı duymuyorsan, deneyimlemiyorsan, onu bir şekilde başka türlü yaşayacaksın hayatında. Kesinlikle öyle. Ama için. İşte bunu ya ben bu olayda çözemedim. Hiçbir şeyi çözemedim. Birçok yerde gerçekten artık böyle akıl tutulur ya. Hani böyle bakıyorum ya, her şey geçti. Mesela biz destekliyoruz. Destekleyenleri de kösteklemeye, evet, çalışıyorlar. Evet. Yani şimdi ben çıkıyorum videoda, diyorum ki bak şey, çoluk çocuk ölüyor diyorum, bağırıyorum. Evet, evet. Şov yapıyorsun. Biliyorum. Diyor. Reklam yapıyorsun diyor. Yahu bunun orada çocuk ölüyor, burada neyin şovunu yapacaksın? Alakası var. Ama neyin reklamını yapacaksın? Reklam nasıl olur? Şimdi reklam dediğin zaman gündem olması lazım. Tabii. Gündem nasıl olur? Bütün sanatçılar kalkar ya. Herkes işte der ki böyle oluyor, böyle oluyor. Sen de onların içine katıldığın zaman o magazinin içine girmiş olursun, reklam öyle olur. Tabii. Burada tam tersi. Zaten hiç kimse desteklemiyor. Evet. Herkes köstekliyor. Destekleyen benim. Tek başıma yırtınıyorum. Diyorum ki bak şunu yapın, bunu yapın. Niye yapmıyorsunuz, niye etmiyorsunuz? Bir de şov yapıyorsun diyorlar. Üstelik de kariyer açısından da çünkü belli, evet, başlı lobiler var. Kesinlikle öyle. Ve kariyer açısından da çok taşlar da kondu önümüze. Vallahi istedikleri kadar taş koysunlar. Tabii ki hiç umurumuzda yani değil. Silah kafama dayasınlar. Ben orada bir sadece Müslümanlığı da geçtim. Orada bir çocuğun, bir bebeğin katledilmesine susarsam çok özür dilerim, şerefsizim. Susmam. Yani istiyorsa istedikleri kadar tehdit etsinler. Etmiyorlar mı? Ediyorlar. Bana saçma sapan neler yazıyorlar. Tabii. İstediklerini yapabilirler. Tabii. Ama sonuçta ben insanım. Yani ben her zaman söylüyorum. Vicdanımı yastığın altına koyup sabah hiçbir şey olmamış gibi ceketimi omzuma alıp dışarıya çıkamıyorum. Kusura bakmasın, doğru, kimse. Yani her zaman da destekleyeceğim. İstediklerini yapsınlar. O lobilerde istedikleri kadar iş vermesinler. Zaten hiçbir şey yapmasınlar. Şey, umurumda bile değil yani. Aslında umursamayınca karşındaki de bir şey yapamıyor. Yani sen onu umursarsan eğer o var. Ben söylüyorum. Umursamıyorsan yok. Hiçbir etkisi, doğru, yok. Bir tane şarkıcı korkuyla arkadaşım. Korkuyla yönetiyorlar ya insanları. Bir tane şarkıcı arkadaşım bana dedi ki ya dedi benim dedi, bütün işlerimi keserler. Ya dedim çocuk kesin ölüyor lan. Ya kesin, lanet rızkı olsun. Rızkı veren ya. Allah'tır yani. Kesin ne dedim demek ya. Kesin.
Ve ben onu duyduktan sonra ertesi günü de bir video çektim. Hatta o video hala sosyal medyada duruyor. Benim işlerimi keserlermiş diyorum hatta. Yok işte bana iş vermezlermiş diye onun sinirine bir video çektim. Ona da reklam yapıyorsun falan dediler de. Yani istediklerini yapsınlar ya. Vermesinler iş. Hiç fark etmez. Sen ne yaptığını biliyorsun. Tabii canım. Niyetini biliyorsun. Kendinden eminsin. Onu da vicdanım rahatsız olmuş. Kalp gözü, yani. Gönül gözü açık olan insanlar doğru anlıyor zaten. Geri kalanı da bizim alanımıza girmiyor. Aynen öyle. Ha, bizim onlarla ilgilenmemiz gerekmiyor. Biz aydınlığın tarafındayız. Karanlıkta olanlarla, egosuyla hareket eden, her şeye şöyle bir dar bir kalıbın içinden bakan, hani evrenselden kopmuş, kendi kalıpları içine sıkışmış, hayatı doğru okuyamayan insanlar artık bir noktadan sonra bizim meselemiz değil. Yani onlarla şimdi, zaman kaybedemeyiz yani. Ben burada ben şöyle bir adına böyle düşünüyorum. Ben burada şöyle bir tez geliştirdim kendi bakış açımla yani. Özellikle hani genç arkadaşlarımız, işte yorumlar, işte birbirimize yaptığımız yorumlar, mesajlar vesaire, işte insanların kendi içerisindeki hani kavgalara falan baktım. Hep bunu söylüyorum. Bizim ülkede şöyle bir sıkıntı var. Müslüman, adam Müslüman ama Müslümana düşman. Evet. Öyle Müslüman olmaz ki. İşte bak, diyor ki ben Müslümanım ama Müslümanları sevmiyorum diyor. Ya neler var, bana bazen yazıyorum işte genç bir arkadaşımız, ben Müslümanım ama Müslümanlardan nefret ediyorum. Öyle bir şey olmaz, öyle bir şey yok. Peki Selim, sence şu çok akıl dondurucu değil mi? Şu da yani akıl dondurucu çok şey var da. Mesela Müslümanım diyor, İslam'dan hoşlanmadığını söylüyor ama aslında bilmiyor, fikri yok. Fikir hiç sahibi yok. Olmadan, pardon, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş. Soruyorsun hani senin referansın nedir eğer Müslümansan? İslam'ı nereden öğreneceksin, tanıyacaksın? Tek bir referansım var, Kur'an-ı Kerim. Kesinlikle. Okudun öyle mu diyorsun? Hayır, okumadım. Okumak da istemiyorum. Ben mesela özellikle oturup bakıyorum. Ben seninle ne tartışabilirim ki? Seninle hangi ortak noktada buluşabiliriz? Sosyal medyadan dolayı çok fazla jenerasyon dejenere oluyor maalesef ki. Yani bir bu kültür da çok olarak önemli. Yok. Evet. Maalesef evet. Yani bizim bunu genç yaşlarda öğretmemiz, okutmamız ve insanlarla da paylaşmamız lazım. Evet. Ben geçen hafta İngiltere'deydim. Orada sohbet ediyorum böyle birkaç kişiyle. Dedim ki ne düşünüyorsun savaşla ilgili? Yani insanlık adına çok üzülüyorum diyor. Hani konu hakkında bilgisi vardır yoktur ya da dininle ilgili değil. Yani ne düşünüyorsun diye sohbet ediyorum. Burada dediğiniz gibi yani insanlar özellikle gençlerde hani ben işte karşı duruyorum diyerek daha böyle popüler olunacağını ya da böyle bir algı var ne yazık ki insanlarda. Yani bizim önce milli manevi değerli olarak bu insanlara bunun neden önemli olduğunu aktarabiliyor. Zaten algı operasyonları bu şekilde yapılmıyor mu? Zihinsel işgal bu şekilde yapılmıyor mu? Ya, yani gençleri yanlışa özendirerek yapılmıyor mu? Şimdi kesinlikle öyle saçma şeyler var ki mesela, öyle hani şeylerle karşılaşıyorum ki mesela şimdi ben Müslümanları koruyorum ya. İşte sen bana şöyle bir mesaj yazanlar oluyor. Tabii bir sürü herkes artık yazıyor. Onlara şey değil. Sen Müslüman değilsin ki diyor bana. Niye diyorum? Senin tipinden belli Müslüman olmadın. E diyor işte diyor. Kliplerinde diyor işte diyor dansçılar oynuyor, bilmem ne oynuyor. Müslüman böyle mi olur? Yani şimdi benim genç yaşlarda yapmış olduğum kliplerde dansçılar oynuyor diye Müslüman olmuyor muyum ben? Şu anda da oynayabilir. Yani bu işte, o kadar işte, gönül meselesi farklı ki. Yani bir başkasının imanını, onun işte Müslümanlığı oraya koymuş. Oraya koymuş bir yani. Bir başkası, Allah'tan başka hiç kimse sorgulayamaz mesela ki. Mesela şimdi siz çok özür dilerim. Müslümanlığı işte destekliyorsunuz benim gibi. İşte Allah korkusu olan bir insansınız. Ben İslam'a aşığım. Ben aynı şekilde ama şu an mesela bana da size geliyor de eleştiriler. Niye saçınız açık mesela evet şu an? Evet. Müslüman değilsiniz siz çünkü saçınız açık. Ben de şu şekilde i̇şte cevap veriyorum onlara. İşte böyle bir zihniyet oluşuyor yani. Öğrensinler diye yani şekilcilik ve hat bilmek de vardır ya. Öyle söyleyenlere şöyle cevap veriyorum. Seni hiç ilgilendirmez. Ben onun hesabını Allah'a veririm. Allah'a senin aran tabii canım. Yani bu insan olmak zor zanaat Selim. Zor zanaat ama emin ol. Şimdi sana belki ilk başta, çünkü çok yönlü bir sanatçısın. Yıllardır hani çok popüler şarkıların var, bestelerin var. Hem müzisyensin hem oyuncusun. Belki seni çok daha şekilci ve başka bir yönden hayranlıkla izleyen insanlar, sendeki bu derinlik, bu duyarlılık ortaya çıktıktan sonra belki onların da düşünceleri evriliyordur. Bizim yani toplumda eğer öne çıktıysak, bir şekilde bize o etki alanı verildiyse böyle bir avantajımız, böyle bir şansımız var topluma katkı sağlayabilmek için. Çünkü seni örnek alıp
bir de şuradan bakayım, bir de şunu düşüneyim, dur bakayım şu konuyu araştırayım diyenler mutlaka olmuştur. Çok var, çok var. Özellikle olmaz zaten yani. Hani ben sürekli işte paylaşımlarda yapıyorum, diyorum ki bakın örf ve adetlerinden uzaklaşan toplum yozlaşmaya mahkumdur diyorum, yazıyorum. Bakın bizim örfümüz var, adetimiz var. Sadece işte Amerika'ya gidip Amerika'daki sokakları çekip işte bak o falan filan değil. Geçenlerde mesela Konya'da mıydı? Konserimiz vardı, gittik Mevlana Türbesi'ni gezdik. Oraların videolarını çektim. Ondan sonra mesela bunları yapmak zorundayız. Şimdi daha önceden çok fazla anladığım kadarıyla, bilmiyorum tabii yanlış da olabilir, popçu arkadaşlardan da bu tarz şeyler görmedikleri için işte ben bunu yaptığım zaman bir tuhaflaşıyorlar yani, hani niye böyle bir şey, yani popçu bunu yapamaz. Popçu mümkün değil böyle bir şey yapması gibi oluyor. Ama işte özellikle sosyal medyada sürekli, bak dediğiniz çok doğru, ona çok katılıyorum. Mesela Allah yazıları paylaşmaya başladıktan sonra, özellikle yani İslam'la ilgili güzel şeyler paylaştıktan sonra, İslam'a karşı olan birçok arkadaşım, baktım yavaş yavaş kendileri de paylaşmaya başladılar. Sonra hatta bana mesaj atanlar da oldu. Abi sen doğru düşünüyorsun. Geçen gün çok güzel bir şey yazdı. Abi işte sen İslam'la ilgili bir şeyler yazmışsın. Ondan sonra hatta başörtülü kardeşlerimizi korumuşsun. Ama ben sana çok küfür ettim. Bir sürü şey yazdım. Hakkına girdim. Çok özür dilerim. Senin dediğin şey aslında doğru bir şeymiş demeye başlıyorlar zamanla. Aynı yani. Aynı şey yaşadım. Bana da sonradan hakkınızı helal edin. Yanlış düşünmüşüm hakkınızda. Aynen. Zamanla anlamaya çalışıyorlar da işte. Biraz olsun. Zaman geçmesi sancılı gerekiyor. Sancılı oluyor ama evet. Oluyor. Her kesinlikle. Şeyin doğru zamanını Allah bilir. Dediklerin çok kıymetli. Yani müthiş tecrübeler, aslında bizler için de çok büyük tecrübe oldu. Çünkü biz hiç hani hep işte sanatçı, alkışlanan, bir şekilde rol model olan bir tarafta duruyorduk. Ama burada ben de ilk defa ayrışmanın ne demek olduğunu kendi hayatımda deneyimlemiş oldum. Beni ötekileştiriyorlar dedim. Hem de kendim geldiğim mahalle ötekileştiriyor. Evet. Ve bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü şimdi çok geniş kitleleri çok daha iyi anlayabiliyorum. En azından birbirimizi çok daha iyi tanımış olduk. Kesinlikle yani. Öyle. Evet. Kesinlikle doğru. Öyle. O yüzden her şerde bir hayır vardır derler. Kesinlikle. Ya. Yani. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Şimdi İslam'ı öğrenmek, İslam'ı sevmek, İslam'ın ruhunu, onun altındaki felsefeyi, o sevgiyi, o nuru hissedebilmek için Kur'an'ı okumamak olmuyor. Hem de sadece kıraat etmek değil, hani kendi dilinde Batılılar yapıyor ya şimdi. Her okuyan da ilk başta Bakara'ya geldiği zaman zaten diyor ki bir dakika, burada farklı bir şey var. Bana bir şey oluyor diyor. Yani ben böyle bir şey ilk defa okuyorum. Bunu diyen çok fazla sosyal medyada Batılı gördüm ben. Yani orada hemen yakalıyor zaten. Ve hepsi şunu söylüyorlar. Bu kitabı bir insanın yazmış olması mümkün değil. Tabii okurken hissediyorsun ama tabii onların yani. Bakış açısından, onların yaşadığı şaşkınlık ve hayranlık böyle izleyince uzaktan yani, çok hoşuma gidiyor. Çünkü aydınlanma... Onlarca ayet, dualar nasıl yazacak abi yani bu? Ya, zaten başlı başına mucize. Yani. Mucize ama onu okumayan idrak edemiyor. Ve neden okumadıklarını, bakın konumuzda okumak ve ilk emir de okudur, oku yani. Niye okumuyoruz? Niye okumuyorlar? Çünkü şöyle bir şey var. Şöyle biraz önce bahsettiğiniz belli başlı lobiler çocuklara şunları dayatıyor. Kur'an cahillik. Allah yok. Ondan sonra işte peygamberler yok. Bunlar cahillik. Eğer sen onu okursan bizden değilsin. Cahilsin sen. Tük akasın. Çocuklara gerçekten bunları yapıyor. Ben özellikle bazı o sosyal medya platformlarında bir gün girdim. Hatta geçenlerde de paylaştım. Neler diyorlar işte, Allah yok, din yok, kitap yok, daha ağırları var da şu an oralara giremiyorum. Ondan sonra o kadar sinirlendim ki dedim ki Kur'an'a dedim el uzatma, masaya vurdum ve video çektim. Beni yerden yere vurdular, o işte ateist gruplar, deist gruplar, bilmem ne gruplar falan. Ama şu orada benim anlatmak istediğim şu, inanmak zorunda değilsin ama çocuklara işte yok şöyle, o nasıl inanma, sen inanıyorsan tük akasın, bilmem cahilsin sen, bir yobazsın. Abi sen bu dayatmayı yaparsan çocuklar işte o Kur'an'ı okumuyor. Niye okumuyor? Çünkü böyle bir dayatma var. Mesela bazı, doğru, hepsinde değil. Doğru, bakın doğru. Hepsinde değil. Bazı üniversitelerde asla çok böyle hani bu işi seven, destekleyen hocalarımız, şeylerimiz var ama bazıları asla. Cahilsin sen.
Öyle bir şey yok. Kur'an ne ya? Kim indirmiş onu? Ama bir şey böyle saçma mi? Sapan çocukların şimdi, kafasını yıkıyorlar yani. Bilimsellikten uzaklaşmak gibi geliyor ya din alanına girdiğinde. Tamam, bu biz çocukken de böyleydi. Bahsettiğin şeyden çok çok... Bu kadar değildi ama. Deniz anladım. Bu kadar değildi vardı yani. Ama mesela bilimin bugün geldiği noktada değil mi? Kuantum fiziği var, atom altı fizik. Bunlar bilimsel gerçekler, yapılan onlarca deney. Tanrı parçacığı bulunuyor. Evrenin yaratılış simülasyonunu yapıyorlar ve diyorlar ki burada ol diyen bir irade olmuş olması gerekiyor. Yani, çünkü bilim bunu hiçbir zaman açıklayamayacak diyorlar. Yani bunlar hep böyle küçük başlıklarla dünya basınında yer alıyor. Halbuki bilim adamları, o koca koca profesörler çıkıp da söylüyorlar yani Allah varmış, biz bunu anladık. Burada bir irade var. Ama buna yer verilmiyor ve insanlar gerçekten idrak edemesin diye uğraşılıyor. Fakat ne çok var biliyor musun? Çok. Çok da öfkelenmemek lazım. Çünkü dediğim gibi herkes kendi sınavından sorumlu. Ve bazı insanların da görevli olduğuna inanıyorum. İyilik kötülük bir arada var olabiliyor ya sadece. Biri olmadan diğeri olmuyor. Onların ayrı görevleri var. Allah da öyle takdir etmiş. Bizim de ayrı görevlerimiz var. Kesinlikle öyle. Ve bu sınavın sonunu ancak diğer tarafa gittiğimizde öğreneceğiz. Ya yani kim sınıfı işte, geçmiş kim biz, kalmış. Bizden sonraki gelecek nesil, hep söylüyorum. Anlatalım. Örflerimizi, adetlerimizi, Allah'ın önemini, ondan sonra ben hep şey diyorum, benim bir lafım var. Dünyanın en güzel imzası bence Allah. Şüphesiz. Yani şey yaptığınız zaman, imzaya baktığınız zaman bile en güzel, dünyanın en güzel imzası şüphesiz Allah. O yüzden biz mümkün olduğunca işte kardeşlerimize anlatmaya çalışalım sürekli. Ben sürekli videolar çekiyorum. İstediklerini desinler. En azından beni seven insanlar benimle birlikte bana da destek oluyor. Ben görüyorum, yavaş yavaş görüyorum yani. Bizim gibi insanlar da çıkmaya başladığı sürece inanın o şey yıkılacak. Ama hani biraz önce bir şey demiştiniz ya, hani eskiden bu kadar değildi. Biz çünkü hepimiz caminin bahçesinde top oynayıp, voleybol oynayıp, teravide hep beraber oturup ondan sonra işte küçükken bile hani yanımızdaki amcalarımızdan falan görüp namaz kılmayı denerdik. Onlardan öğrenirdik, bir şeyler yapmayı denerdik. Şu anki sosyal medyanın gelmiş olduğu nokta aslında orada çok ayrıştırmaya başladı. Kopukluk yani. Var. Tabii ki. Çünkü bu taraf sürekli yok 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 saldırıyor. Bu taraf da diyor ki hayır kardeşim var, yapma. Tabii bir de bunun ikisini kullanan gruplar da var. Aslında Allah'la hiçbir ilgisi yok ama işte onu kullanıp ondan sonra insanları birbirine... Çok fazla provokatör var. Tabii. Zaten bu tarafta onu çözdükten sonra anlıyorsun yani gelen yorumda ve hesaba bakıyorsun tak tabii, hemen, tabii hemen işte. Anlıyorsun kimin niyetinin ne olduğunu. Olayları doğru analiz etmek lazım. O yüzden kesinlikle. De evet, hem itidalli olmak lazım hem de itikatli olmak lazım. Yoksa insan çok şaşırıyor. Çok. Çok şaşırıyor. Yani çünkü mesela hangimiz hayal edebilirdik ki böyle bir sürece tanık olacağımızı? Mesela hakikaten büyük bir imaj çöküşü oldu. Kesinlikle. Batılı ülkeler açısından. Kesinlikle. Batı bloğunun yani... Hangimiz inanabilirdik? Evet, bir sürü olaylar oluyordu. Çocukluğumuzdan beri yaşıyoruz içinde. Orta Doğu hep fokur fokur kaynadı, kazan gibi vesaire. Mezalim de oldu. İnsanlık tarihinde var bunlar ama yani iletişimin bu çapta olduğu bir dönemde göz göre göre bunu yapabilecek cüret sahibi olmak ve elimizin kolumuzun oraya ulaşamaması, bütün insanlık ağlarken, bütün insanlık demeyeyim en azından, iyiler, vicdanı olanları ağlarken. Bu çok şok edici bir şey. Bu çok ağır bir tokat. Şimdi ya. Şimdi 8 milyonluk, hadi sallayayım 10 milyonluk bir nüfus bütün dünyaya hükmediyor. Yani o kadar çok alttan alttan hükmetmişler ki. Şimdi mesela biliyorsunuz, şimdi burada çok konuşulmaz televizyonda ama hani boykot vesaire konuşuyoruz mesela. Şimdi... bir sürü tabii markalar vesaireler çıkıyor. Ondan rehberler sonra, var tabii ya. Tabii tabii. Rehberler şimdi basıldı yani. Eve gidiyorum mesela. Hani bu olayda değil. Diyorum ki bu da oranın. Bu da oranın. O da oranın. Yani diyorum ki bakıyorum. Her yer. Bu kalem de onların. Yani şimdi adamlar o kadar çok hükmetmişler ki.
10 ürün diyelim, 8'i onlara ait. Ya da ürün yerli ama içeriğindeki bilmem ne maddesi oradan alınmış falan. Hiç olmadıysa kredi onlar vermiş. Hmm. Evet. Hmm. Bak hiçbir şey yoksa bile finansmanla ilgili bir şey vermiş ve bütün dünyaya hükmetmiş. Ve o kadar çok korkuyorlar ki yani hani aman işte maddi olarak şeyimiz olur. O, yani tamamen maddiyattan dolayı oradaki o insanlara hiçbir şey yapamıyorlar. İnanın bana yani. Hmm. Hani diyoruz ya insanlık öldü mü? Hakikaten insanlık ölmüş. Evet. İnsanlık tamamen paraya bağlanmış yani. Evet. Yani işte benim hep eleştirdiğim materyalist felsefe. Yani bir sürü ideolojiler vardır. Hepsi de oturulup konuşulur. Fikir ayrılıkları olabilir. Kesiştiğimiz ortak paydalar olabilir vesaire. Herkesin düşüncesine saygım var ama böyle bir çağda benim ahir zaman dediğim hepimizin de aşağı yukarı aynı şeyi düşündüğü çağda materyalist felsefe olduğu gibi çöküyor aslında çünkü tıkanmış gideceği yol yok ve bir işe yaramadığı artık hakiki anlamda insanlara bir hedef, bir yaşam amacı, bir ideoloji sunamayacağı tıkanmış bir noktaya geldi. Tekrara düştü. Kesinlikle. Olduğu yerde sayıyor ve artık zehir üretiyor. Hani yeni icatlar yapmak zorunda kalıyorlar değil mi? Kesinlikle. Ekonomik gücü ellerinde tutmak işte en iyi plan kuran, en iyi plan yapan Allah'tır. Aynen öyle. Ben ona güveniyorum. İşte Katar ya, evet, çok sessizdi. Evet bir sürü şey var ama mesela, onun dediği olacak. Ben inanıyorum yani bu sistemin çökeceğine, şimdi, şeytani düzenin çökeceğine vallahi inanıyorum. İlk başta önemli olan sistemden ziyade işte... Katar çok sessiz kalıyordu. Son zamanda artık girdi bu ateşkes anlaşması yapılsın diye. Çünkü aslında bu yapmış olduğumuz boykotlar gerçekten çok işe yarıyor. Yani dünya genelinde bu yürüyüşler, boykotlar çok işe yarıyor. Birçok insan ya işte ben bu kahveden mi boykot yapacağım diyor ama öyle bir durum yok. Gerçekten çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. İnanılmaz derecede maddi kayıplara uğruyorlar. Kayıpları uğradıkça aslında onlar da sıkışıyor. Hükümet olarak da sıkışıyorlar kendi içerisinde. Yani muhalefet de onları sıkıştırıyor falan derken zor durum var. Bir de yargılanma süreçleri başladı, o başladı, bu başladı. Şimdi önümüzde de zaten Amerika'da bir seçim var. Mecburen bu ateşkes sağlanacak. Ateşkesin kalıcı olacağını düşünüyor musun? Yani bu gerçekten hepimizin artık yüreğini su serpecek ve yaralar sarılmaya başlayacak mı sence? Yani ilk başta kalıcı bir ateşkes sağlanacağını ben düşünmüyorum. Hı. Yani çünkü tamamen yine bir oyun olacak bu. Çünkü bakın önümüzde Amerika'da bir seçim var. Ve bu seçim kazanabilmesi için... Orada da bir sürü insan karşı çıkıyor. Bakmayın Amerika'da çok insan karşı çıkıyor bu ölümlere. Tabii ki. Bu katliama. Mecburen bir yerlerde dur denmesi gerekiyor. İşte o seçim süreci de artık belki bir 3 ay, 5 ay, 6 ay artık neyse o bir duran o durması gerekiyor. Sonu var. O seçimler bitecek sonra. Yani, aynen durması gerekiyor. İşte ondan sonra ne olur? İşte gelecek seçimdeki gelecek kişi ne yapabilir? Zaten kalıcı olduğunu da düşünmüyorum Amerika Başkanı'nın da ben. İşte o nasıl bir yol çizecek? Çünkü gerçekten ben şunu düşünüyorum. Amerika isterse her şeyi yapar. İsterse her şeyi yapar yani. Yani sadece o karşı tarafın değil, İsrail'in değil ama Amerika elindeki güçle istediğini yapabilir diye düşünüyorum ben yani. Ben de dünya halklarına güveniyorum. Yani insanoğluna, insanlığa güvenmeyi tercih ediyorum. Bir düşünce evrimi, bir dönüşüm olacak zihinlerde. Ve yeni nesiller bak hep bizim gözümüzün içine bakan, bizi rol model, yetişkinleri rol model olan çocuklar hepsi bu bilincin içine doğdular şu anda. Kesinlikle öyle. Yani Z kuşağından müthiş şeyler görüyorum ben. Bu kısa süreli hafıza değil işte. Bu çünkü 4 ayı geçti. Geçmişi de var tabii ama bu kadar göz önünde yaşanması, herkes tarafından algılanması artık bu yer etti. Bunu unutmayacağız biz. Vallahi ben bir de artık insanlık bunu unutmayacak. Şeyi artık yani o kadar çok okuyoruz, haberleri izliyoruz, ediyoruz falan ama artık yani ben bir an evvel şeydeyim artık nasıl olacak, nasıl gidecek, öyle mi olur, böyle mi olur, gider mi, ateşkes uzar mı derdinde değilim. Zaten bir sürü insan orada vefat etti. Yani yazık 30 günah. 30 bin ne yaklaşık bilinen. Evet. 30 bin değil çok daha fazladır da o yalan haberler 30 bin falan ya. 100 binin üzerindedir. Sayılamıyor ki. Tabii canım. Saymak mümkün değil. Yani biz 6 Şubat depreminde 30 bin 40 bin vatandaşımızı toprağa verdik. Orada
Yani her gün bombalıyor. Yıkıldı. Ne hastane kaldı, ne okul kaldı, ne bir şey kaldı. Su içen çocuğu bile bombalıyor. Şöyle bir şey var. Benim hani birazcık mutlu olduğum yer şurası. O ateşkes süreci içerisinde, yani Türkiye'de bunun için uğraşıyordu. Sahra hastanelerinin, işte Mısır tarafında falan, işte o güvenli bölgelerin tamamen kurulup oradaki işte çoluğu çocuğu en azından hani taşırsın, halkı oraya taşıyabilirsek en azından onları kurtarabiliriz. Sonra ateşkes bittikten sonra en azından Hamas güçleriyle karşı taraflı, hani sonuçta asker çatışması olur kendi aralarında. En azından biz şu masumları, çoluğu çocuğu, bebeği şöyle bir yer yapabilsek, hani orada sahra hastanede işte çadırlar, güvenli hepsini bölgeler. Hepsini kucaklayıp kurtarabilsek. Ha, onları kurtarabilirsek o ateşkes ama içerisinde. Çünkü ateşkes olmadan bunları yapamıyorlar. Orada bir de direniş var tabii. İşte, tabii yapamıyorlar. Ayrı bir konu. Yani bu süreç bizim için çok işimize yarayabilir ve oradaki bir sürü insanı kurtarabiliriz. Ha, sonra atıyorum 3-5 ay sonra tekrardan başladı bu durum. En azından onları güvenli bölgeye almış olacağız. Onlar da gidip artık Hamas'ın kendi güçleriyle birlikte çatışmaya başlayacak. Benim tek derdim şu an o. İnşallah bütün iyi niyetli dileklerin, iyi İnşallah. Kalbin gibi gerçek olsun. Kalbinin istediği gibi gerçek olsun. İnşallah hepimiz. Şimdi bir sokak röportajımız var. İzleyebilir mi bilmiyorum. Mehmet Bey çok enteresan şeyler söyledi. Hızlı okuma teknikleri üzerine ve okuduğunu anlama üzerine. Sonra biz de seninle apayrı bir konudan yine okumaya geldik. Okumak sadece metin okumak da değil aslında. Hayatı da okumak, insanları da okumak birçok anlama geliyor bence. Sokak röportajına pas atalım mı arkadaşlar? Sonra yeniden birlikteyiz. Şimdi avokado beyne çok iyi geliyormuş, zihni geliştiriyormuş yağlardan dolayı. Yaban mersine odaklanmayı sağlıyor. Brokoli önemli, Hindistan ceviye kesinlikle tüketilmeli. Yumurta omega 3 bakımından önemli, yeşillik yemek önemli. Balık tüketimi, yüzey balıkları, somon balıkları gibi önemli. Zerdeçal tüketimi önemli. Ceviz tüketimi önemli ve yine bitter, çikolata önemli. Şimdi bunlardan hangileri senin aklında kaldı? Bitter önemli, brokoli önemli, zerdeçal önemli. avokado zihni açıyormuş. Ceviz yenmeli. Oğlum kopya verme. Ceviz yenmeli. Saymam. avokado, balık ya. Ceviz. Sen söyle lan. Siz aklınızda tutabildiniz. Bir daha ben dikkat etmedim. Telefona bakıyorum. Sayarsanız söylerim. Tamam şöyle. Tamam. Avokado yemek beyne çok iyi geliyor. Yaban mersini odaklanmayı sağlıyor. Brokoli önemli. Hindistan cevizi yağı kesinlikle tüketilme. Yumurta önemli. Yeşillik yemek önemli, balık tüketimi önemli, zerdeçal ve ceviz de çok önemli ve yine bitter çikolata da odağınızı arttırıyor. Kaç aklınızda kaldı? Yaşlıyım kalmadı. Bir tane sayayım mı? Sayın. Evet. Hindistan cevizi, yeşillik, ceviz, brokoli, yumurta. Zerdeçal. Hadi zerdeçal da diyelim, 6 oldu. Tamam, çok teşekkür ederim. Avokadoyu tuttum, avokado beyne yarıyormuş. Hindistan cevizinde bir şeyle yemek lazımmış. Başkasını duyan var mı? Ben hatırlamıyorum. Şu brokoli var, balık var, yumurta var. Yumurta var. Sayayım, sen kaçını aklında tutabildin? Brokoli var, balık var, yumurta var. Sonra ne vardı? Yaban, sen ne demiştin? Yaban mersini var, avokado var. Bir de ilk dediği bitter çikolata. O kadar tutabildim. Bitter çikolata, zerdeçal, avokado, peynir, yumurta. Unuttum artık. Brokoli dediniz, çikolata dediniz, avokado. Hindistan cevizi yağı. Başka ne vardı? Bu kadar. Yumurta dediniz, avokado dediniz. Başka ne dediniz hatırlamıyorum. Zerdeçal, Hindistan cevizi, balık. Avokado, yumurta, balık. Temel besinler, onları yakalayabildim. Zerdeçal var, biraz da yağlar mağlar ama tam çıkaramadım yani. Evet. Nasıl buldunuz sokak röportajını? Güzel. Çok tatlılar değil çok, mi? Çok çok. Evet. İnsanları çok seviyorum ya. Yani ne kadar naif, ne kadar kendi gibi, ne kadar tatlı cevaplar veriyorlar bazen. Bazen içinden en sevdiği iki tanesi işte çikolatayı hatırladı falan. Diğerlerini sildi. Heyecanla yapıyorlar değil mi? Heyecanlanıyorlar da. Beyin aslında böyle bir liste geldiği zaman 7-8 şeyi hatırlayabiliyor. Bu da mantık şu şekilde oluyor. Hani bu 100 tane olsa bile en baştan 2 tane
sondan iki tane, en sevdiği iki şey, bir de çok saçma gelen ya da hani ay bu neymiş dediği iki şey olmak üzere 7-8 şey geliyor aklımıza. Yani yine hatırlamak için duygusal bağlantı kuruyor. Evet, kodlamalar çok önemli dediğiniz gibi. Bunu yaptığı zaman da direkt oradan çağrışım yapmış oluyor. Çünkü mesela biz bazen alışveriş yapmaya gittiğimiz zaman bile bir şey almak için markete giriyoruz. Bir sürü şey alıp çıkıyoruz, bir bakıyoruz almak için girdiğimiz şey yok. Orada da beyni kodlamamız çok önemli. Hmm. Doğru bilgilerle. Bunun için de işte kodlama tekniği dediğimiz farklı farklı teknikler oluyor. Hatta bu Sherlock Holmes dizisinde ya da film kitaplarında da bahsettiği hafıza sarayı dediğimiz saraylarda en çok kullanılanı. Tabii bu tarz saraylar gündelik yaşantımızda çok kullandığımız şeyler değil. Öyle olunca da biz bunu basite indirgiyoruz. Birazcık daha insanların vücut üzerinden bir kodlamayla hatırlamasını sağlıyoruz ki gündelik yaşantımda ya da bir sunum esnasında ne yapmam gerekiyorsa hızlıca sonuca erebileyim, evet, diye. Bakın çok önemli bir şey bu. Sherlock Holmes'ten bahsettiniz ya. Ben de işte bir sürü dizisi yapıldı, filmleri vesaire. Müzesi de var. Çok da severim, kitaplarını da çok severim. Yani o hikayeler beni benden alır. Ama şimdi saray dediniz ya, hafıza sarayı. Bir kendi kendine kalır o. Kimse benimle konuşmasın der kendine. Yani o bir şey gibi, meditasyon, meditatif bir an gibi. Sonra da çözmüş olarak gelir. Orada çünkü zihninin normal hayatında, günlük hayatında ulaşamadığı yerlerine ulaşır. Oradan gerekli dosyaları çıkarır. Az önce ibadetin öneminden bahsettik de. Ben de dedim ki gerçekten insanı daha zeki kılıyor aslında. Daha algılarını açık kılıyor vesaire. Ne kadar birbirine bağlı aslında ya. Kesinlikle. Ve duygusal hafıza mesela, diyor ki Mehmet Bey, bir şeyi aklımızda tutmak için bize bir duyguyu çağrıştırması lazım. Mesela dün akşam yemek yediğini diyor, hatırlayamaz bir sürü insan. Ama siz hatırladınız diyor, çünkü dün akşam işte kızım bana sürpriz yaptı, kendi eliyle bir şey pişirdi. Orada bir duygusal bağlantı var. Belki hayattan kopuk olması da birçok insanın bu yeteneğini kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Bakın, çok fazla dış uyarana maruz kalıyoruz biz gün içinde. Herkes bir şey paylaşıyor, ediyor, haberler, o bu şu, dışarısı zaten trafik, kalabalık vesaire. O hayhu içinde biz odaklanma ve algılama yeteneğimizi mi acaba kaybediyoruz? Kesinlikle. Yani şimdi bir de şey var, mesela geçen gün bir gene bir çalışma yapılmış. Artık video izlemeleri bile 10 saniyeden 3 saniyeye düşmüş. Ya. Hiç kimse okumuyor. Şimdi sadece bir kitap, işte bir şey değil. Hiç kimse okumuyor, araştırmıyor, bakmıyor. Hiç, ben çok görüyorum etrafında. Mesela artık üniversitelerdeki öğrenciler de çok zor. Eskiden biz mesela giderdik, ansiklopedileri indirirdik. Tabii. Kütüphaneleri arardık. O kütüphanede yoktu, yok oraya giderdik. Yok Kadıköy'deki kütüphaneye giderdik. Tek tek araştırırdık, okurduk. Cümle cümle altını bu mu olacak falan filan. Şimdi öyle bir şey yok. Yani senin acaba o zamanlar biz o emeği verdiğimiz için, o zamanı harcadığımız için daha mı kıymetli oluyordu öğrendiklerimiz? Çünkü o da bir proses ya, o da bir süreç, o süreci yaşıyor olmak, o bilgiye ulaşmak, kesinlikle, için bir yerden bir yere gitmek, aramak, onu daha mı iyi almamıza sebep oluyordu? Kesinlikle, şu an hiç bunların hiçbiri yok. Yani hani duygusal bağ, evet doğru söylüyorsunuz, bir şey belki şey yapmak için ama kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum ben. Vallahi hiç kimse. Ya mesela bizim yazdığımız yazılar, işte okuduğumuz şarkılar, çektiğimiz sosyal medya videolarını inanın bana mesela 10. saniyede, 8. saniyede kapatıyor. Halbuki 54 saniyelik bir video. 30. saniyeye kadar izlese 30. saniyede aslında ne demek istediğimi anlayacak. Aynı dilden konuştuğumuzu da görecek. Ama oraya kadar bakmıyor ki. 10 saniyede kapatıyor. Yorum yazıyor. Ve o konu hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Paylaşımların altına yazdığımız açıklamaları da okumuyorlar. Hiçbir şekilde okumuyorlar. Keşke. Dijital demans diyorum ben buna. Dijital demans. Çok hızlı. Not edeceğim ve kullanacağım. Çünkü gerçekten öyle. Buradaki mevzu aslında birazcık da şununla alakalı. Eskiden filmler vardı. Evet. Hatta bununla alakalı en büyük işte bu streaming yapan yayın firmalarından bir tanesi olan, belki hepimizin üyeliği olan bir firma bile şunu açıklıyor. Normalde bizim diyor bir oturuşta seriler daha uzun izlenirken bunlar daha da azalmaya başladı. Şimdi eskiden yana doğru kayan hikayeler vardı. Artık aşağıya doğru kayan hikayeler var. Bunların hepsi çok daha hızlı tüketmemiz için yapılan şeyler. Öyle olunca da bizim odak noktamız artık dediğiniz gibi 3-5 saniyeye düşmüş oluyor. Oradaki bir duyguya hitap ederse bir müzik ya da görseldeki bir yakaladın, kişi... Yakaladın.
yakalıyor ve takip ettirebiliyor size. Şimdi bu böyleyken okumayı yapmaya çalışırken biz ne yapıyoruz? Sümerlerin geliştirdiği teknikle okuyoruz. Yani o zaman da bu şekilde ilerliyorduk. Öğrenci bir taraftan bu şekilde teker teker okumaya çalışıp anlamaya çalışıyor. Diğerinde çok hızlı renkler, dopamin hepsi salgılanıyor hormonlarda. Vücut da bunu aramaya başlıyor. Ben dopamini nasıl salgılayacağım diye. Biz okuma üzerinde bunu sağlayamazsak bu da etkisini azaltıyor. Tabii ki. Kitabı niye alıyoruz? Kapağından dolayı. Bakıyoruz, beğeniyoruz, dopamin salgılıyoruz ve alıyoruz. İçini açıyoruz. İkinci sayfadan sonra doğru bir şekilde ya da verimli bir şekilde okumadığımız zaman bütün bu odağı kaybediyoruz. O yüzden de yine bu öğrenme becerisinde de çok büyük problemler olmaya başlıyor. O yüzden de ben diyorum insanlara, hani sizin öncelikle kendi bir prensibinizin olması lazım. Kendinizi disipline edebiliyor olmanız lazım. Bu okumada da, yazmada da. Çünkü okuma işlemi aslında bakarsanız görsel bir eylemdir. Ama biz ne yapıyoruz? Okuduğumuz şeyi iç seslendirme yapmaya çalıştığımız için kelimeler listelenmiş gibi oluyor. Az önce söylemiştim. 10 kelime olduğu zaman bile 7-8 şey aklımızda kalıyor. Bir sayfa üzerinde bile var 200 kelime. Bir bakmışız sayfa bittiği zaman aklımızda ne kaldı? Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden okumayı görsel yapabilirsek, sonrasında da okuduğumuz şeylerden aklımızda kalanları not alabilirsek, dediğiniz gibi ansiklopedide yaptığımız gibi, işte o zaman görsel okuduğumuz şeyi işitsel tekrar etmiş olduğumuz için akılda kalıcılığımız çok daha iyi artıyor. Çok önemli. O yüzden bir de bu teknikte ben de hep yazarak çalışırım zaten. Bir senaryoda bir şey ezberlerken vesaire yazmayı tercih ederim. Odaklanmaktan bahsettik ya, hani gözün de bir yere fokuslanması meselesi var. Hızlı okuma tekniği şeye dayanıyormuş, yani çerçeveyi genişletiyorsun. Gözün görebildiği, aslında büyük resmi görmeye başlıyorsun. Bu başka bir anlama daha geliyor. Çok doğru. Hayatı doğru okumak dedik ya. Kesinlikle. Oku çok önemli bir emir. Yani çok altında çok şey var. Oku. Büyük resmi görmek. Odağını genişlet. Yani böyle bakma hiçbir şeye. Bir metni anlamak için de dünyayı da anlamak için aynı zamanda. Kesinlikle. Burada odaklanma için biz bir de 6 saniye sendromu dediğimiz bir sendrom var. Şimdi bu nasıl birisiyle bir şey? Tanıştık. 6 saniye. Evet. Ne yapıyoruz? Hani ismini söylüyor. Ay neydi ismi diyoruz. Hemen söylediği anda unutabiliyoruz. O bana çok oluyor ben maalesef. Çok, ben evet. İsim özür diliyorum yani. Şimdi bazen telefonuma baksan. Yanında işte, hatırlatma notları yan var. Yan komşunun oğlu. İşte atıyorum bilinmemlinin suçunun mesainesi falan diye. Ondan sonra isimleri hiç aklımda yok yani. Maalesef. Hep öyle. İşte o aynı o videolar onu yapıyor bizde. Ne yapıyoruz? Biz birisiyle tanıştığımız anda ismini duyduğumuzda eğer onu 6 saniye içerisinde kodlayamazsak, ben birisine benzetemezsem, sonrasında beyin aldığı bilgileri havada kalmış gibi düşünün. Galakside geziniyor o bilgiler boş boş. Evet. Nereye bağlayacağım ben bu bilgileri? Komşunun oğlu diye bağlıyoruz ister istemez. O yüzden ismi duyduğumuz anda bu isim bana ne çağrıştırıyor? Onu düşünmemiz lazım. Yine duygulara geliyoruz. Çünkü o duymuş olduğum isim benim için bambaşka bir şeyi çağrıştırırken sizin için bambaşka bir şeyi çağrıştırabiliyor. Mehmet ismi benim ismim için örnek veriyorum. Sizi başka birisini çağrıştırırken size başka birisini. Ben o ismi eğer kendi zihnimde görebilirsem sonrasında öğrendiğim bilgileri Mehmet, hızlı okuma eğitmeniymiş, işte bunu yapıyormuş, şunu yapıyormuş. Bilgileri bağladığımız için merkezi bilgiye detayları kollar eklemiş oluyoruz. O yüzden de detayları hatırlamamız çok daha kolay oluyor. O yüzden birisiyle tanıştığınız zaman, ismini duyduğunuz zaman ben bu ismi neye ya da kime benzetebilirim diye sorgularsanız kendi içinizde bu işi çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başlayabiliyorsunuz. Çok 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 ilginç. Bir şey soracağım. Şimdi rahmetli Alev Alatlı'nın konuşmalarını bu süreçte çok çok fazla izledik. Allah rahmet eylesin. Onu dinledik. Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde başka kıymetli düşünürlerimiz de var. Yazarlarımız var. Çok kıymetli aydınlarımız var. Onlar hep şeyden bahsettiler. Kavramların dikkatli kullanılması gerektiğinden bahsettiler. Çünkü beynimiz bir şey öğrenirken, bu kitleler içinde, yeni nesiller içinde geçerli. Beynimiz bir şey öğrenirken onunla alakalı bir bağlantı kuruyor. Öğreneceği yeni bir kavram, yeni bir veri, onunla bir onu bir yere temellendirmesi, bağlaması gerekiyor ya. Kavramları doğru kullanmamız konusunda bizi çok uyarıyorlar. Mesela diyorlar ki Gazze'de olan şeye savaş demeyin. Savaş demeyin, çünkü savaş karşılıklı, sanki birbirine eşit iki gücün, iki silahlı kuvvetin çatışması gibi tabii algılanıyor. Tabii ki. Bir takım şeyleri daha seçici ve daha doğru kullanma yoluna da gittik biz bu süreçte. Boykot sadece
ticaret anlamında olmadı. İnsanlara da boykot etti, kendi hayatımızda da elemeler yaptık. Seçtiğimiz cümleleri bile, değil mi? Kesinlikle. Yani müthiş bir uyanış oldu. Kesinlikle. Sen bu anlamda kendinde ne gözlemledin bu süreçte? Yani bütün çabanın, yaptıklarının dışında mesela müzisyen olduğun için çok yönlüsün ama en öne çıkan tarafın besteci, şarkıcı, müzisyen olduğu için ve aslında Türk sanat müziği eğitiminden geliyor. Çok sağlam bir temeli var. Bunu nasıl yaşadın? Senin üretimlerine de yansıdı mı bu uyanış? Daha önceden düşünmediğin, hissetmediğin neler hissettirdi sana? Ben kendime çok kızdım. Kendimle baş başa kaldım. Oturdum. Dedim ki ben çok büyük hatalar yaptım. Gerçekten çok büyük yanlışlar yaptım. Çünkü bu işin içine girerken sadece tek başınıza girmiyorsunuz. Sizi yönlendiren bir sürü insan oluyor. Gerçekten o dönem içerisinde mesela bir kelime, bir cümle bile yazarken basın danışmanınız diyor ki İşte Allah razı olsun deme, ne alaka falan. İşte şöyle olur mu ya, böyle olur mu? İşte ya abi hani biz işte çıkacağız ama işte atıyorum böyle hani kızlar işte bunlar çok açık saçık değil mi? Hani ne bileyim beni seven sonuçta kadın insanlar, genç kızlar var hani yanlış anlamaz falan. Hayır, böyle olacak falan. Ve o dönem içerisinde çevremdeki insanlar örf ve adetlerle ilgili hiç kimse bir şey paylaşmıyor. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey. İşte bu Gazze olayına da geleceğim en sonunda. Aslında bir mahalle baskısı oluşmuş oluyor üstüne. Tabii, evet. Tabii. Senin üstünde yani. Tabii çünkü dediğiniz gibi bir pasta var, o pastanın içerisindesin. Sen yani dışarıya çıkamazsın. Çıktığın andan itibaren sen yok olursun. Ve şimdi buraya kadar geldiğimde gördüm ki Müslüman dediğim zaman karşı çıkıyorlar. Örf diyorum karşı çıkıyorlar, din diyorum karşı çıkıyorlar. İşte bir şey diyorum, işte bu şov diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ben şurada şöyle uyandım. Dedim ki zaten amaç buymuş. Hı hı. Zaten büyük kitlelere ulaşabilecek insanları öncelikle yok edip, yani bu zihninden bunu yok edip tamamen yozlaştırmakmış. Bir de nasıl ayrıştıracak ki başka türlü? Tabii. Nasıl ve ben aslında, ayıracak birbirinden? Ve ben aslında onlardan biriymişim. Ha. Onlardan bir şey. Ama içinde Allah sevgisi olan bir insan. Yani o insanlar gibi gerçekten yaşamıyorum. Yani mesela baktığınız zaman magazinde falan da bir tane öyle kötü haberimi göremezsiniz. Sağlığa zararlı işte içkidir vesaire. Asla işim olmaz. Bazen gerçeği de yansıtmıyor. Yani birisi hakkında bir fikrimiz oluyor, bir imajı oluyor o kişinin. Tabii ama yakından böyle görünce dışarıdan zaman çok şey görüyorlar. Bambaşka yani. Da biri çıkabiliyor yani. Evet. İşte ön yargılı olmamak da aslında aynen bize öyle. Emredilmiştir ya. Yani birini ötekileştirmek, itmek bu da bence çok büyük günah ya. Kesinlikle öyle. Çünkü sonra işte bu Gazze ile birlikte bu Gazze olayından sonra dedim ki böyle mi? Yani siz yani bizi bu hale getiriyorsunuz öyle mi? Ben Müslümanım kardeşim. Elhamdülillah Müslümanım. Ve sonuna kadar da korurum. Oradaki Müslüman kardeşime de sahip çıkarım. Bunun Araplıkla, Türklükle hiçbir ilgisi yok. Ondan sonra Allah benim için çok önemli, çok değerli. Allah yolunda gitmek, Allah korkusunun ne olduğunu bilmek ne kadar değerli. Ve o gün inanın ne zaman Allah ismini, zaten ben hep kullanan bir adamdım. Yani öyle sonradan Allah demedim yani. Ama Allah ismini sürekli kullanmaya başladığım zaman ve bunu sevenlerimle paylaşmaya başladığım andan itibaren hayatımda her şey değişmeye başladı. Değil mi? Bir iyileşme oluyor. Yemin ediyorum. İşte bunu yaşamayan hayatımda, anlamıyor. Evet. Hayatımda her şey değişmeye başladı. Yani o Allah kavramını, o Allah yazısının güzelliğini paylaştığım andan itibaren her şeyim değişti. Evet. Şarkılarıma mesela çok yansıdı. Mendil diye bir şarkı yaptım. Yine Rabbimin bana verdiği cennetten bir meleksin sen yazdım. Yani o mesela o şarkı bana çok hayırlı geldi. Yani o kadar çok şey değişiyor ki hayatınızda. Ben o yüzden hep söylüyorum genç arkadaşlarımıza. Bak inanmak zorunda değilsin. Seni zorlamıyorum. Zaten bizim dinimizde de zorlama denen bir şey yok. Ama bence bir bakmalısın. Evet. Bence bir denemelisin. Denedikten sonra bak neler olduğunu göreceksin diyorum. Bu sözlerin çok kıymetli. Çok tebrik ediyorum. Çok önemli bir görevli olduğunu düşünüyorum bu dünyada. Ben de öyle düşünüyorum. İyilik adına size verdiğiniz kıymetli katkılardan, bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine umarım herkes için şifalı, aydınlatıcı, güzel, yararlı ve keyifli bir program yapmışızdır. Haftaya cumartesi tekrar buluşmak üzere sabah 10'da.
Deniz Uğur'la 24 hafta sonunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.